Cem TV ekranlarından herkese merhaba. 2023 yılının ilk Dilek Hayata Dair programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ekranlarınızın başına bu haftada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine birbirinden değerli iki konuğumla sizlerin karşısındayız. Bir hafta boyunca heybemizde toplamış olduğumuz bilgileri bugün sizlere aktarmaya geldik. Dolayısıyla ne diyoruz? Çayınızı, kahvenizi alın lütfen. Arkanıza yaslanın. Biz keyifli sohbetimizi yaparken siz de buna lütfen şahitlik edin diyoruz. Ben lafı fazla uzatmadan Hemen konuğumu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bugün yazar, bilişim uzmanı, aynı zamanda Sesim ol Derneği kurucu başkanı sevgili Deniz Erkin Purut bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok özellikle. teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. 2023 yılının evet. ilk <laughs> konuğusunuz. İnşallah bize uğur getirirsiniz yani diyelim her şeyden önce. Benim için de bir şeref oldu bu, çok sağ olun. Peki Kıymet teşekkür verdiniz. ediyoruz. Tekrar sağ ayağınıza sağlık çok diyelim. Sağ Deniz Bey, tabii sizi artık ekranlardan izleyicilerimiz belki tanıyorlardır, belki tanımıyorlardır. Ama biz izleyicilerimiz için sizi sizin dilinizden bir tanımak, tanıtmak istiyoruz. Kimdir Deniz Erkin Purut? Sizden dinleyelim. Eğer gerçekten benim dilimden tanımak istiyorsak ona göre anlatayım. Ama toplumun merak ettiğini anlatacaksak ona göre anlatayım. Biz samimi olalım. En iyisi sizin dilinizden. Tamam, okay. <laughs> ee, i̇nsan olmaya çalışan bir bireyim. Evet. Ee, önce kendisini iyileştirmeye çalışan ve sonra yanındakini iyileştirmeye çalışan, her şeyden önce insan olmaya çalışan bir insanım. Aslında Deniz Erkin Prut kimdir dendiğinde insan olmaya çalışan bir birey diyebilirim. Hani eğitimi, yaşı, e, ünvanı falan bunlara takılmazsak şayet yani kimdir sorusuna, her zaman söylüyorum hala vicdanına sahip çıkmaya çalışan bir birey. Yani ben kendimi öyle tanımlıyorum açıkçası. Ne güzel anlattınız aslında kendinizi. <laughs> Daha doğrusu özlediğimiz tanımlar bunlar evet, değil mi? Hasret evet, kaldığımız evet. tanımlar. Birçok insan aslında böyle yaşıyor ya da hayatını böyle idame ettiriyor. Ama biz bunları ne yazık ki özledik. Birazdan sizinle konuşmak istiyorum bu konularla evet. alakalı. Tabii bugün izleyicilerimizle güçlü kadın profilini konuşacağız. Birazcık <laughs> özet geç istiyorum. Tabii. Güçlü kadın profilini konuşacağız. Kadının değişimini konuşuyor olacağız. Aile içi ilişkileri ve erkek kadın ilişkilerini konuşacağız. Aynı zamanda Deniz Erkin Purut biraz önce söylediğim gibi Sesim Ol Derneği kurucu başkanı olduğu için sesi olmayanların nasıl sesi oluyorlar? Aslında bunu da aynı zamanda sevgili Deniz Bey'den dinliyor olacağız. Ben hemen WhatsApp numaralarımızı da size vermek istiyorum. Çünkü mutlaka sorularınız vardır diye düşünüyorum ve Sesim Ol Derneği'ne nasıl ulaşabileceğinizi merak edeceksinizdir mutlaka. Dolayısıyla bize sorularınızı iletin lütfen 0 530 848 13 12'den bize ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz 0 530 848 13 12. Peki Deniz Bey hemen ben güçlü kadın profiliyle başlamak istiyorum aslında ilk önce. Şimdi hep bir güçlü kadın profili diye bir terim var <laughs> ama evet. ne demek bu güçlü kadın? Yani güçlü kadın kime karşı, neye karşı güçlü kalmak zorunda. Hı hı. Hani e, programdan önce de sizinle biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Dedim ya, eğer bu bir terazi ise bir tarafında evet. erkek, bir tarafında eğer kadın varsa hı hı. terazinin iki tarafı da aslında aynı yeri basmasını istiyoruz ya. Evet. Ama bir de güçlü kadın dediğimiz zaman gurur duyduğumuz bir terim evet, var. Evet. Ne demek bu güçlü kadın? Yani sosyal çevresi güçlü olan kadın mıdır? Ne yapıyor bu güçlü kadın? Biraz bize anlatabilir misiniz? Ee, bence şuradan başlayalım. Güçlü kadından ziyade önce bir kadın nedir? Kadın evet, kimdir? Evet, evet, bence lütfen. oradan girelim. Aslında kadın kimdir veya kadın nedir diye bir soru sorulduğunda özellikle toplumumuzdaki yeri bence çok net. Yani özellikle hatta bunları deyimlerle de atasözleriyle de beslediler. İşte yuvayı dişi kuş yapar. İşte cennet annelerin ayaklarının altındadır dendiğinde aslında kadının e, bir bir e, toparlayıcı, bir sahiplenici ve bir e, düzenleyici bir profili var hayatımızda. <laughs> Bu tabii ki olmazsa olmazdır. Evet gerçekten bizim de annelerimiz işte eşlerimiz baktığımız zaman o yuvayı toparlayan gerçekten evirip çeviren bir rol modeli aslında. Bundan yana bir problem yok. Ama ben bir kere kadın kelimesinin başına güçlü e, tanımını çok yanlış buluyorum. Bir kere güçlü kadın kelimesi niye var? Yani. Evet. Zaten kadın denen aslında kavramın her şeyden önce bir tamamlayıcı unsur olduğuna inancındayım. Yani ben net ifadeyle söylüyorum. Her erkeğin net bir şekilde kadınla tamamlandığına inanıyorum. Hı hı. Yani bu e, cinsellik anlamında olarak düşünmemek gerekiyor. Ben e, bir erkeği güçlü hani hep denir ya başarılı bir erkeğin kadın arkasında güçlü, güçlü bir kadın, kadın vardır. vardır. Ben o güçlü kelimesini alın oradan. Ee, ...gerçekten güne bir erkek huzurla başlıyorsa zaten onu o huzuru iten şey kadındır. Evet. Yani bu kadar önemi var hayatımızda. Evden çıktığımızda, eve girdiğimizde çocuğumuzu büyüten, çocuğumuzu yetiştiren, bizi bugünlere getiren... E, ...yani e, tam anlamıyla tamamlayan, yani ben öyle görüyorum hayatımda e, bir kadın profilinin beni tamamladığına inanıyorum. Yani beni ben yapan şeyin net ifadeyle... Tabii ki kendi başarılarımız, kendi gücümüz, kendi hedeflerimiz doğrultusunda planlarımızı gerçekleştiriyoruz ama ben gücümüzü kadınlardan aldığımıza inanıyorum. Yani benim inancım bu yönde. Güçlü kadın profili az önce işte tanıma gelirsek evet. şayet. Bence güçlü kadın kavramı kendisine ve karşısındakine inanan, değişime açık olabilen, Hı hı. karşısındakinin de uğradığı değişimi hı hı. kabul edebilen bir insandır evet. bence güçlü kadın. Hı hı. Çünkü neden bunu ifade ediyorum? Şimdi hepimiz değişebiliyoruz. Öyle değil mi? Şimdi siz de değişebiliyorsunuz, ben Peki. de değişebiliyorum. Değişim bir kere olm ya yani her insanın değişebileceğini bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Bu net. Peki eşler buna fırsat vermedikçe, buna müsaade etmedikçe bu değişimin sonucundaki aslında o beklenen sona böyle çok da va wow veya çok şaşırmak Mümkün değil e, gitmek yani zor. zaten bile bile aslında o lades yani bile bile o sona gidiyorsunuz evet. peki niye şaşırıyorsunuz yani madem müsaade etmediniz madem iyileştirmediniz aynı yolda yürümediniz aya koydurmadınız peki o sonu yaşadığınız zaman neden şaşırıyorsunuz ki yani şimdi öyle değil mi mesela şöyle düşünelim bir e, bir erkekle ilişkiniz var o erkeğin ne iş yaptığını biliyorsunuz, hangi kulvarlarda yüzdüğünü biliyorsunuz hı hı. vesaire. Bunu tanıyorsunuz değil evet. mi? Bile bile sonunda beklemediğiniz değil, beklediğiniz bir sonla karşılaştığınızda neden bu kadar size şaşırtıcı ve ürkütücü geliyor? Üzülüyorsunuz değil mi? Çünkü zaten katilini doğuruyorsun. Az önce ifade etmiştim. Evet. Yani ben o güçlü kadın profilinin çok net ifadeyle az önce de anlattığım gibi kesinlikle ve kesinlikle değişim açık olan, Aynı yolda yolculuk yapabilen, her daim ne şartlar altında olursa olsun karşısındakine eşlik edebilen bir insan profili olduğu inancındayım güçlü kadının. Güçlü kadın profilini biraz da herhalde daha doğrusu o terimi biraz da toplum olarak bizler yapıyoruz. Mesela e, yine siz bunu anlatırken aklıma şey geldi e, Deniz Bey. Şimdi diyoruz ki erkek gibi kadın dediğimiz zaman evet. değil mi toplum çok gurur duyuyor. Aa, wow, erkek gibi kadın ama kadın gibi erkek dendiğinde... Mesela e, bu sefer aslında küçümseniyor yani erkeği küçümsüyoruz hı hı, burada. Hı. E, normalde toplum olarak bu sözlerin de söylenmemesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani tabii şimdi toplum olarak söylenmemesi gereken aslında o kadar çok şey çok var ki. Şey var, yani tabii. O kadar çok kalıplaşmış ve o kadar çok yanlış düşüncelerimiz var ki. Yani bir kere e, önce insanın hatta az önceki bahsettiğimiz değişim e, toplum olarak biz artık eskisi gibi bilinçsizce büyümüyoruz. Mesela ben her zaman ifade ediyorum. Anne ve babalarımız bizim nesilden çok farklı büyüdüler. Çok farklı yetiştiler. Çünkü öyle yetiştirildiler. Hı hı. Biz de öyle yetiştirilmemize rağmen elimizdeki bu dijital gücün farkına vardığımız için aslında nasıl değişebiliyoruz? Nasıl gelişebiliyoruz? Hı hı. Kendimizi nasıl geliştirebiliyoruz? Bunları fark ettik açıkçası. Hı hı. Şimdi biz kendimizi geliştirdiğimizde, kendimizi değiştirdiğimizde aslında o toplumdaki kavramların çok da ötesine geçebiliyoruz. Bunu fark ediyoruz. Şimdi benim 4 yaşında bir çocuğum var. Bir Vallahi erkek bağışsın. çocuğum var. Çok teşekkür ederim. Ben mesela her defasında ona bir şeyleri anlatarak, bir şeyleri paylaşarak göstermeye çalışıyorum onun yanlış olarak e, uyguladığı bazı noktaları. Ama ben ne kadar anlatırsam anlatayım, ben işte saatlerce, günlerce de anlatsam onun dikkat ettiği tek bir şey var. Babam ne yapıyor? Evet, çünkü rol model değil yapıyor. Mi? Kesinlikle. Yani o sadece gördüklerini uyguluyor çünkü. Hı hı. Ya istediğiniz kadar anlatın. Günlerce, saatlerce. Ama siz ona doğrusunu göstermediğiniz sürece asla ve asla o sizin anlattığınızı hiçbir zaman uygulamayacak. Bu kesinleşmiş bir şey. Ben kendim bunu çok kez tespit ettim. Peki biz çocuklarımızın nasıl bir insan olmasını istiyorsak, yani o toplumdaki kavramlardan uzaklaşarak söylüyorum hı hı. şu anda. Oralardan uzaklaştık, kapattık. Peki biz nasıl bir toplumda nasıl bir toplum yetiştirmek istiyorsak, bir kere önce öyle bir insan olmalıyız ki bizim de yetiştirdiklerimiz öyle Aynı bir şekilde. toplum olarak yetişsin, öyle bir nesil gelsin. Şimdi bugün evet dijital gücün çok ciddi getirdikleri hayatımızdaki kolaylıklarını göz ardı etmek imkansız. Hı hı. Zaten benim işimin de bir parçası bu. Ee, ancak o ağı, o mecra'yı doğru kullanmadığınız noktada e, başımıza gelebilecek en büyük felaketlerin orada yattığı inancındayım. Çünkü e, sosyal medya denen şey o kadar kuvvetli ki. Çok. Dikkat edin dünyanın süper gücü olarak kabul edilen bir toplumda seçim inanılmaz bir seçim değişikliğinde bir sosyal medya hükümeti değiştirebilecek güce sahipti. Dikkat edin, işte Sayın Trump'ın hesabına bir erişim engeli konuldu, bir algı yönetildi, her gün Trump topiklerden biriyle etiketler yapıldı hükümetle işte. Hı hı. Ya bu bunu sağlayan bir sosyal mecra. Medya, medya. Yani doğru. inanın yani bu bir şey değil hani istatistik ya e, olasılık değil. Bu bir gerçek. Yani o zaman e, gerçekten bu kadar gücü varken bu mecrayı doğru kullanmadığımız noktada başımıza nasıl felaketler açabildiğini TikTok denen şeyden açıkçası görebiliriz. Hı hı hı. Yani işte hı hı. geçen haftalarda yine anlattım. 9 yaşında bir çocuk dedesinin e, tüfeğiyle TikTok çekerken öldü. Evet. Yani bunun sorumlusu kim peki? Ben söyleyeyim sizsiniz. Bunun sorumlusu benim. Niçin benim? Bununla ilgili gidip ilgili mecralara şikayette bulunmadığımız için. Yani o çocuğun hayatını kurtaramadığımız için. Yani onun anne veya babası, onun veya dedi o, o, o an her anını takip edemiyoruz biz Hı -hı. çocuklarımızın. Belki o anda bizim bu mecranın devam etmemesiyle de birlikte birçok insanın da hayatını kurtarabilirdik aslında. Evet. Benim kanaatim, düşüncem bu yönde. Birazdan sizinle, işinizin de bir parçası olduğu için sosyal medyanın kullanımıyla alakalı da evet. konuşmak istiyorum aslında. Ee, buradan hemen kadının değişimine geçmek evet. istiyorum. Kadının Hı -hı. değişimi konusuna. Evet. Aslında kadının elinin değdiği her yer hani güzelleşiyor ve kadın Tabii. dünyayı aslında değiştiren evet. bir evet. varlık. Evet. Ee, burada kadının değişimi sizce nereden başlamalı? Ee, kadının değişimi... Tabii ki aslında şöyle, çok bizim Sabiha Aydın'ın çok güzel bir sözü vardır. Der ki, kadın değişirse dünya değişir. Evet. Çok seviyorum ben onun bu cümlesini. Şimdi şöyle ki, kadın değişirse gerçekten dünya değişiyor. Çünkü bir kadının hem ruhsal hem de enerji anlamındaki değişimi aile içi ilişkisinde çocuğuna yansıyor, eşine yansıyor, ailesine yansıyor, herkese yansıyor. Şimdi... Kadın değişime nereden başlamalı? Kadın tabii ki değişime öncelikle gelişmeyle yani kendisini geliştirerek, kendisini toplumun bazı kalıplaşmış düşüncelerinden uzaklaştırarak, arayarak ve e, açıkçası e, yapmam diye kalıplaştırdığı bütün tabuları kırarak hı hı. başlamalı. Her şeyi bir kere kabul etmeli. Evet. Yani ben e, dünyanın en tehlikeli cümlesini size e, söylemek istiyorum. Ben asla yapmam. Ya da benim çocuğum asla yapmaz. Ben bundan daha tehlikeli bir cümleye rastlamadım henüz. Neden? Çünkü hepimiz yapabiliriz. Hepimiz insanız ve bu toplumda hani gidelim e, ilk insanlığın dönemine ya da işte e, İslam İslami döneme gidelim. Peygamberler de hata yaptı. Tüm insanlar hata yaptı. İnsanın bir kere yapısında, var. insanın bir kere e, yaratılışında, yaratılışında bu evet, var. Yaratılışında yani öce alma duygusu işte. Hadi ilk birbirini öldüren işte Habil ve Kabil'den birbirimize öce alma duygusu ta oradan bizim üzerimize yapışan bir e, kötü yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama leke de diyebilirim. Çünkü bence o gün zaten ilk insanın ölümüyle insanlığın öldüğü bir noktaya geldik. Hı hı. Yani şimdi hal böyleyken e, kadının değişimi önce kendisini geliştirerek ve yapmam dediği her şey o algıyı, o tabuları yıkarak kabul etmesiyle orantılı olduğunu düşünüyorum. Ben Bundan birkaç yıl önce ben de çok şey yapmam asla imkansız olur mu öyle şey çok büyük konuştuğumuz şeyler vardı ama yapmam dedim her şeyi yaptım mesela. Yani insan yapmam dediği her şeyi yapıyormuş bunu fark ettim. Önemli ama olan aslında yaptıklarından ders çıkarabilmesi. Yani tabii şimdi oradaki eğer hata olduğunu görüyorsa ders çıkarmalı hı hı hı. ama şimdi bugün o değişimden pişman mısınız diye sorduğunuzda asla ya da tecrübe değil mi belki Kesinlikle. de size. hiç e, o hani o zamanki benle bu zamanki ben arasındaki değişimden pişman mıyım asla değilim çünkü e, inanın belki o zaman bu arkadaki renkleri bu kadar e, canlı ve bu kadar bana keyif verdiğini düşünmüyordum ya da nefes alırken oksijenin tadını bu kadar rahat alamıyordum ya tadına varamıyordum aldığım oksijenin tadına varamıyordum Hı -hı. değişmeden önce çünkü çok kalıplaşmıştık. Ee, toplumun bize getirdikleriyle beraber bir hayat yaşıyorduk. Bir hayat sürdürüyorduk. Hı hı. Ama ben değiştikten sonra, kendim değiştikten sonra yanımdakileri değiştirdikten sonra abi baktım ki ya böyle daha güzel bir hayat var. Daha farklı bir yaşam, daha güzel bir e, serüven var önümde. E niye değişmeyeyim o zaman? E peki yarın değişmeyeceğimiz ne malum? Bugün bu değişimden bahsediyorum ama yarın bambaşka bir insan olabilirim. Ondan sonra bambaşka bir insan olabiliriz. Önemli olan bu değişime açık olmak. Evet. Bu değişimi siz kabul ettiğiniz noktada aslında insan olmanın e, gerekliliğine, kavramına o zaman anlıyorsunuz. Asıl değişim işte o anda başlıyor, kabullendikten Aynen. sonra. Çok doğru bir özet. Asıl değişim bunu kabul ettiğiniz anda başlıyor. Net. Hı hı hı. Ee, başta şunu söylediniz. Eğer bir e, anne mutluysa... Ee, bu işte topluma da yansıyor, hı hı. çocuklarına da yansıyor. Aslında aynı şeyi bunu baba için de söyleyebiliriz. Yani bütün anne ebeveynler değil i̇nsan, için değil mi? İnsan. insan. Aynen insan olarak. Evet. Yani burada aslında e, rol model olarak hani dediniz ya 4 yaşında bir çocuğum var. Evet. Ben anlatıyorum rol hı hı. model oluyorum. İşte burada aslında biraz anne babalara görev düşüyor. Evet. O baştaki eğitim anne babaların vermesi lazım çocuklarına. Evet. Çünkü bugün katilini doğuran da zaten bir anne değil mi? Kesinlikle. Biraz bununla alakalı da konuşmak istiyorum ama Sesim Ol Derneği'ne geçtiğimiz zaman birazcık sizinle Hı. bu konuyu biraz olur, daha irdelemek olur, istiyorum. Olur. Sorularımız var tabii aynı Hı -hı. zamanda. Soruları da ee, ...sorarak devam edelim programımıza. Hı hı. Merhabalar demiş bir izleyicimiz. Ben Aykut Demirel. Deniz Erkin kuruta bir sorum olacaktı. Hı hı. Acaba güçlü kadın derken... ...kadına güçlü sıfatını taktırmak zorunda bırakan... ...erkek modelinin de eleştirilmesi gerekmez mi? Kadına hadi yaparsın demek yerine... ...erkeğe sen orada bir dur bakalım desek... ...acaba denge sağlanmış olmaz mı? Demiş bir izleyicimiz. Ee, biz bir kere... Bu dengeyi sorguladığımız zaman zaten kadın ve erkek arasındaki dengeyi sorguladığımız zaman hiçbir zaman o dengenin sağlanacağını ben düşünmüyorum. Bir kere burada bir denge yaratmak problem. Evet. Neden bir kadın ve erkek arasında bir denge yaratılmaya çalışılıyor? Halbuki aynı iken terazide bir terazi düşünelim. Her ikisinde de aynı ağırlık varken evet. neden bu tarafa aynı ağırlığın daha ağır olduğunu iddia eden bir toplum bir kesim var? Şimdi aslında. Aykut Bey'in buradaki ifadesini ben e, umarım onun sorduğu şekilde anlamışımdır ama e, <laughs> ben ona çok katılmıyorum. E, neden katılmıyorum? O dengeyi ve dengesizliği yaratan zaten biziz. Hı hı. Yani o ona o sıfatı veren, oradaki hafifliği veya oradaki ağırlığı veren zaten biziz. Biz bu kafadan uzaklaştığımızda onların arasında zaten o bir denge problemi yaşanmayacak. Peki e, diğer sorularımıza geçmeden önce biraz da erkek kadın ilişkileriyle alakalı evet. konuşmak istiyorum. Evet. Kadın erkek ilişkisi dediğimiz zaman e, nasıl anlatırsınız bize? Doğru bir erkek kadın <laughs> ilişkisi sizce nasıl olmalı? Siz de bir eşsiniz, bir babasınız. <laughs> Aynı zamanda işte aile içi ilişkileri de bize tanımlayabilirsiniz. Biraz anlatabilir misiniz? Doğru ilişki nasıl kurulması lazım? Bence kabullenerek, fırsat vererek. Nasıl? Bir kadın ve erkek arasındaki ilişkinin e, temelinde yatan şey aslında birbirlerine, e, birbirlerine tanıdıkları ee, toleranslarla orantılı ilerliyor. Yani kabullenmelerle orantılı ilerliyor. Nasıl? İşte e, hep değişimden bahsettik. Ben bugün e, kadın erkek ilişkisinin doğru temeli oturtulmasının tek bir yoldan geçtiğine inanıyorum. O yolda da eşler hangi fırsatlı olursa olsun aynı yoldan yürümeyi başardıklarında. Evet. Yani ben bu yoldan ilerliyorsam e, siz o yolu sevmeseniz de o yolda sizin karşınıza çıkan engeller olacağını düşünseniz de, eşiniz o yoldayken bence elinden tutup ilerlemelisiniz. E, kadın erkek ilişkisinin e, iyi bir noktaya taşıyan şey aynı yolda yolculuk edilmesiyle orantılı olduğunu düşünüyorum. Eğer e, ya ben o yoldan gelmek istemiyorum, o yol bana ters ya da benim işte kalıplaşmış düşüncelerim o yola girmeme bana müsaade etmiyor ya da e, ben asla o yolda yürümem. Sen değiş, sen değiş kavramı başladığı noktada bu ilişkinin zaten temeli zaten bozulmuş oluyor. Evet. Yani çünkü neden aynı yolda yürümüyorsunuz? Birbirinize bu şansı, bu fırsatı tanımıyorsunuz. Kadın erkek ilişkisi e, kesinlikle tolerans ve kabullenmekten ibaret. E, eğer biz bu kabullenmeyi sağlamadığımızda yani birbirimize fırsat vermediğimiz noktada o ilişkinin çok da sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini ben kabul etmiyorum. Yani hiç mahal vermiyorum buna. Çünkü şöyle düşünmekte fayda var. Siz bugün işte bir erkek arkadaşınızı 2-3 oturmada tanıyabilirsiniz. Ya yani inanın bir insanın bir kafeye gittiğinizde garsona hitabetinden bile tanıyorsunuz onu. Evet. Yani çok önemli. Yani e, nezaketen çünkü siz de e, bugün gidip başka bir yerde hizmet sektörü veya farklı bir sektörde çalışıyorsunuz. Birilerine hizmet ediyorsunuz. Aslında garsonların da e, buradaki hizmeti insana olan hizmetidir. Yani siz oraya gidip de kimse kimseyi satın almıyorsunuz. Orada aldığınız hizmeti satın alıyorsunuz aslında. Kişileri veya oradaki kurumu değil. Hı hı. Şimdi siz bir erkeği dediğim gibi bir garson hitabetinden de tanıyabilirsiniz. Anne babasına davranışından da Tanıyabilirsiniz. Tabii ki yani size karşı söylemleri e, hitap şekli yaklaşımı her şey bir insanı zaten ortaya çok net bir şekilde koyuyor. Bu kadar birbirlerini tanıyorken, yani bu kadar tanış içindeyken insan e, o ilişkinin hangi noktaya varacağını çok iyi e, kestirebiliyorsunuz <laughs> aslında. E, Stockholm Sendromu vardır. E, bu sendrom e, kişinin e, bir rehineyi düşünelim rehininin o içinde bulunduğu durumdan keyif almasıdır. Evet. Tamam mı? Şimdi bu sendroma sahip olan insanlar tanıyoruz biz hayatımızda. Yani o acıdan beslenen, keyif alan insanlar var. Şimdi bizim derneğimize ihbar geliyor. Diyor ki işte her gün bu evde şiddet var. Karşı komşusu ihbar ediyor. Biz gidiyoruz. Anneyle iletişime geçiyoruz. Diyoruz ki böyle böyle. Diyor ki o benim diyor kocam diyor. Döver de sever de diyor. Şimdi bunu artık yapacak bir şeyiniz yok. Yani aslında siz kendi katilinizi büyüttüğünüz zaman, kendi katilinizi beslediğiniz zaman, o son ne yazık ki sadece size şaşırtıcı gelmiyor. Geri kalan herkes buna şaşırıyor, üzülüyor. Peki burada tam da size aslında hmm. şu soruyu sormak istiyorum. Ee, şimdi kocam döver de sever de diyor. Hmm. Bunu korkudan yapıyor olabilir mi? Burada birazcık tabii ki bunu bir avukatla hmm. hani genelde zaten hmm. konuşuyoruz ama hukuki olarak e, bu Temel hukuki maddeler bizleri çok iyi korumadığı Hı -hı. için e, bundan da korkuyor ve çekinceli davranıyor olabilir mi? Şimdi e, döver de sever de işte çocuğum için katlanıyorum işte e, kızılcık şerbetini içtim falan Şimdi bazı kalıplaşmış cümlelerimiz var annelerimizin. Evet. Ben şunu söylüyorum aslında sen çocuğun için katlanmadın yani katledildin. Şimdi çocuğun senin katlanmanı veya katledilmeni ister miydi? istemezdi. Tabii ki. Hangi çocuk annesini göz göre göre öldürülmesini veya her gün kocasından dayak yemesini ister? Hiçbir çocuk istemez bunu. Şimdi bile bile, tekrar ifade ediyorum, kimse böyle bir sonu beklediğinde şaşırmayacak. Hı hı. Belli zaten. Çocuğunuz için katlanmayın. Tam tersi, çocuğunuz için yaşamaya devam edin ki bu çocuk da siz öldüğünüzde zaten yaşamayacak. Yani bir çocuğun gözlerinin önünde annesi babası tarafından katledildikten sonra ya da öldürüldükten sonra o çocuğun sağlıklı bir yaşam geçireceğini siz düşünebilir misiniz? Oturamayı mi? atlatması tabii ki de zor olacak. Zor değil, imkansız atlatamayacak evet. zaten. Hayatı boyunca atlatamayacak. Belki her akşam kapattığında gözlerini, yastığa koyduğunda kafasını o sahne dışında hiçbir sahne hatırlamayacak. Bir vaka var bizim e, ihbar hattımıza gelen eee Böyle bir vaka eşi işte kocası annesini kızının önünde öldürüyor. Ee, baba cezaevinde annesi ne yazık ki vefat ediyor. Ve bu çocuk dört ay sonra annesinin öldüğü yerde kendisini öldürdü. Şimdi nasıl yaşayacak? Nasıl yaşamaya devam edecek? İşte o yüzden ilk programın da başında ifade ettiğim gibi kendimizi iyileştireceğiz kendimizi değiştireceğiz. Ondan sonra yanımızdakine, bizim yanımızdaki, onun yanındakine öyle 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 derken toplum olarak iyileşmek zorundayız. Bir kere biz birbirimizle küsüz. Bir kere önce kendimizle barışmamız evet. gerekiyor. Toplum çok gergin. Yani e, yolda birbirlerine niye baktın diye öldürüyorlar. Korna çalıyorsun adam aşağı iniyor bezbol sopasıyla kafanı kırıyor. Evet evet kimsenin kimseye çünkü Tahammül tahammülü yok. kalmadı. Hani başta dediniz ya aslında eşlerin de birbirine tahammülü yok. Boşanmaların evet, mesela tabii. artmasının genel sebeplerinden bir tanesi tolerans evet. evet, dediniz. Evet. Öyle güzel kıymetli bir kelime kullandınız ki evet. artık bizlerin toleransı maalesef kalmadı toplum olarak ve kabullenmek. Yani e, bunun tabii birçok nedeni var ama burada şuna bakmak gerekiyor. E, neden bu kadar gerginiz? Neden bu kadar herkes ya, yan baktın, ayağıma bastın diye birbirini öldüren insanlar var. Hı hı hı. Ya şaka değil bu istatistik yani. Hani bugün siz haberlere baktığınızda e, yan baktı diye birbirini öldürdüğü bir haberi gördüğünüzde şaşırıyor musunuz artık? Şaşırmadan bakıyorum. Evet. Neden? Çünkü alıştınız, değil Ay, mi? Tabii ki. Kötüye alıştınız. Evet. Tüm şu anda toplum kötüye alışmış durumda ve bunlar rahatsızlık duymuyor. Alışkanlıkların en kötüsü de bu. Yani her şeyin kötü olduğuna alışmış olmak. <laughs> Farkında değilsiniz aslında. Evet ya. evet evet. Artık kabul etmişsiniz. Yani sizi orada bir bir ya ee, haberlerde gördüm yine adam karşısındaki insan neredeyse ya yerde yumrukluyor, bir tane sonra selfie yapıyor. Selfie yani. Evet bunun hangi akılla mantıkla izahını yapabilirsiniz bana? Anlat ya mümkün değil yok, ki bu. Yok evet izahı Nasıl yani yok. Nasıl ya bu normal bir bireyin, sağlıklı bir insanın yapabileceği bir hareket mi? Normalde olmaması gereken olmaması bir, bir hareket. hareket tabii ki de. Ama tabii kalkıp gittiğiniz zaman oraya müdahale ettiğinizde de o kadar garip bir durumla karşılaşıyorsunuz ki yani yardım etmeye çalışsanız bir Derk, suç, evet. etmezseniz bir insanlık suçu. İşte yardım etmeye çalışan insanları gördük toplumda. Evet. Gördük. Şimdi o haberler insanları yardım etmeye mi sevk ediyor? Uzak durmaya mı sevk ediyor? Uzak ediyorum? durmaya tabii ki. Yani ben et diye süt diye karışmıyorum ama başım yanmasın diyor insanlar. Korkuyoruz i̇şte aslında, çünkü. Aslında korkuyoruz. İşte aslında bunun sebebini sizinle konuşmak istiyorum. Bunun sebebini burada işte hak, hukuk, <laughs> adalet. Her şey tabii ki bunun içerisine evet. giriyor. Hani az önce evet. bir soru sordum ya size. Acaba kadın gerçekten aslında sığınmak istiyor bir yerlere. Yani şimdi size sesim ol derneğinde hı hı. siz sesi olmayanların sesi olmaya çalışıyorsunuz. Birazdan konuşacağım. Çok fazla vakanız vardır. Ama evet. kadın bunu yaparken bile yani gidip işte e, uzaklaştırma kararı hı hı. almasına rağmen öldürülen milyonlarca kadınımız var, evet. değil mi? Evet. İşte bunun nasıl sebebi? Yani biz nasıl böyle bir toplum haline geldik? Ee, biz nasıl bu hale geldik? Benim hep kendime sorduğum sorudur aslında. Ne ara bu kadar kötüleşti? Evet. E, lafınızı bölüyorum yine. Şimdi geldiğinizde size dedim ki Deniz Bey yaşınız da çok büyük değil ama evet. dedim ya yani bu tarz konularla ilgileniyor oluşunuz bir erkek olarak bu Hı -hı. kadın konularıyla ilgileniyor oluşunuz çok bence takdire şayan bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bana orada bir kelime, bir cümle söylediniz. Dediniz ki aslında ben çok takdire şayan bir iş yapmıyorum. Aslında ben insan olarak vazifemi yerine getiriyorum olması gibi gerekeni. olması gerekeni yapıyorum. Dedi. Aslında biz dedim ya programın da açılışında bunları çok gerçekten özlemişiz. Evet. O kadar kötü vakalar duymaya alıştık ki evet. hani artık evet. şaşırmıyoruz. Aa trafikte birbirlerine girmişler. Evet. Toleransı yok birbirine. Evet. Ya olabilir. Selfie çekiyor. Evet. Olabilir gözüyle artık bakıyoruz. Evet. İşte bizi bu hale getiren neydi? İşte alıştık. Alıştırdılar. Yani şimdi e, çok ciddi anlamda hepimiz kötüye alışmış bir durumdayız. E, peki bunu nasıl? E, iyileştireceğiz evet. yani bunu nasıl iyileştireceğiz önce bunu konuşmak gerekiyor ben hep söylüyorum insanlara bana e, yaptığımız işlerle alakalı takdir edildiğimiz zamanlar oluyor ben diyorum ki beni takdir edecek bir pozisyonunuz yok ben takdir edilecek bir iş yapmıyorum ben bir insan olarak olması gereken şeyi yapmaya çalışıyorum diğerleri çok kötü olduğu için insanlar bize iyi demeye başladılar evet. halbuki ben iyi değilim ben olması gerektiği gibi davranmaya çalışan bir bireyim <laughs> yani ben sorumluluk sahibi olmaya çalışan bir insanım Duygularımı, vicdanımı kaybetmemeye elimde tutmaya çalışan bir insanım. Çünkü beni yaşatan şey o duygu. Evet Yani hepimizi yaşatan, ayakta tutan şey duygularımız. Yani burada şöyle bir şey sormak istiyorum size. E, haberleri izliyorsunuz. E, ha, birinci habere denk geldiniz. Diyor ki e, işte X bir yerde e, öldürüldü. Geçiyorsunuz kanalı. Diyor ki şurada işte 6 yaşındaki bir çocuğa taciz edildi. Geçiyorsunuz onu. bla bla bıla bla Evet. Ya nasıl kabul edebiliyorsunuz bunu? Bu sizi nasıl rahatsız etmiyor mesela? Ben yani, bir kadın olarak her şeyden önce bir insan olarak rahatsızlık duyuyorum tabii ki. Ben rahatsızlık duyduğunuz zaman ne yapıyorsunuz mesela? Yapabileceğim. Üzülmek dışında ne yapıyorsunuz mesela? Üzülmek dışında yapabileceğim hiçbir şey maalesef yok. İşte ondan sonra niye bu hale maalesef geldik diye birbirimizi yok. sorguluyoruz. Niye geldiğimiz ortada değil mi? Haberleri değiştirmek çözüm değil. Ne Haberleri mi? izlemek, haberleri kabul etmek, üzülmek çözüm değil. İşte ben tam o gün bir gün üzülürken o gün bende her şey başladı. Onu soracağım. İşte Sizdeki bu değişimin sebebi bu konularla ilgilenmenizin mutlaka altında yatan bir sebep vardır. Nasıl değişim ve dönüşüm sağladınız? Tek bir cümleyle başladı aslında her şey. Ee, bir misafirlikteydik yine her zamanki gibi haberlerde yine böyle bir kadın cinayetiyle karşılaştığımda ee, teyzem kanalı değiştirip ee, vah vah Allah dedi bizim başımıza vermesin dedi bizim başımıza vermesin dedi. O gün o cümleyle aslında teyzem böyle bir insanı yarattı. Ben minnettarım ona, borçluyum. Neden biliyor musunuz? Bizim başımıza gelmeyen hiçbir şey sanki bizim sorumluluğumuzda olmayanmış gibi hı hı. bir kavram var. Yani bizim başımıza gel o zaman bize hani derler ya, ya dokunmayan yılan bin yaşasın. Evet. Aslında bize o dokunmayan yılanı biz yaşatarak bir gün bize çok ciddi anlamda zehirleyeceğini anlamamız gerekiyor yani. O gün ben dedim ki neden bizim başımıza gelmesin? Yani bugün o zaman hırsız dışarıda bir hırsız görüyorsunuz, başkasının evinden bir şey çaldı ve gitti. Bizden bir şey çalmadığı sürece bu hırsız değil midir yani? Aynı mantık. Eğer onun hırsız olduğunu kabul edebiliyorsanız, bir gün bizim de başımıza gelebileceğini kabul etmek zorundayız. Yani i̇şte bunu empati, hı. empati, bunu, 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 bunu. Ee, çok net bir şekilde kabul etmek zorundasınız. Yani her şey bizim başımıza gelebilir. Hı hı hı. Yani hani gerçekten ortalık çok kötü, sokak çok tehlikeli. Yani bugün sokağa ben hep söylüyorum, son romanımda da bunu ele aldım. Ee, özellikle kadınlarımız her gün evden çıkarken o üzerlerine sıktıkları koku, ölüm kokusu. Evet. Yani eve döndüğünde. Hala o kokuyu taşıyabiliyorsa ne mutlu. Ne mutlu, evet. ne mutlu ki evden çıkıp tekrar eve girebiliyorsa. Hı hı. Böyle bir dönemdeyiz şu anda. Yani evden çıkıp tekrar eve girebiliyorsa ben mutlu oluyorum şu anda bir kadın için. Öyle bir an öyle bir psikolojiyle yetişmiş durumdayız şu anda. Böyle garip bir noktadayız. İnanın bakın e, çok kötü bir durumdayız. Yani eğer siz hala bugün haberleri görüp ben ne yapabilirim diye soru sormuyorsak biz niye bu hale geldik diye soru soramayız yani. Bu bu çok garip bir şey yani. K kabul edilebilir bir şey değil. Ne yapmalıyız? Nasıl iyileşmeliyiz? İşte bir yerden başlayarak. Ben bir yerden başladım. Hı hı. Ben önce kendimi değiştirerek başladım. Sonra toplumu değiştirmeye çalışarak. Bir roman yazdım. Ee, yazdığım roman Çocuk Esirgeme yurdunda başlayan iki tane çocuğun hikayesiydi. Hı hı. Ee, yeni bir roman yazdık. Bu roman kadın cinayetleri ensest ilişkiler ve çocuk istismarı üzerine konular üzerine ele aldığım bir Roman Türkiye'de ilk roman olma özelliğini taşıyacak. Bundan Çok önce güzel. yazılan tabi otobiyografiler falan var ama ilk defa ensest ve istismar noktasında kadın cinayeti noktasında tabi yazılan romanlar var ama bu üçünün gerçek hikayelerden oluşan ilk roman olma özelliğine sahip olacak. Şimdi burada benim bir derdim vardı. Ben bu derdi anlatıyorum. Ben hı hı. derdimi en azından işte sizlerin sayesinde aracılar ve sizin de bir yayın aracınız var. Mesela bu da sizin için bir şeydir. Siz evet. de bundan rahatsızlık duyduğunuz için beni burada çıkartıp konuşmama müsaade <laughs> ediyorsunuz. Bu sizin de belki bir sorumlu olduğunuz bir şeyden kendi vicdanınızda ya bir şey yapmalıyım hı hı. sorusunun karşılığıydı belki de bu evet. yanıtıydı. Bunu da bilemeyiz ama... Diğerleri ne yapıyor? Yani üzülmek dışında bana yaptığımız bir şey söyleyebilir misiniz? Haberleri değiştirme. Onu okuduk o an değil mi? Haberi okuduk. Yani evet bugün işte bir kadın cinayetine daha maruz kaldı. Okuduk ve kanalı değişti. Vah vah dedik. Ne yaptık sonra? Topluma fayda sağlayacak. Üretmek adına hiçbir şey yapmadık. Ne yaptık ya? Üzülmek dışında ne yaptık? Hiçbir şey. Ha bir de temennide bulunduk. Allah bizim başımıza vermesin. Evet. İşte bu noktada... Ee, gerçekten iyi bir noktaya da geldiniz empati. Biz hep buradan izleyicilerimize onu söylüyoruz. Yani bugün Emine Bulut'un başına gelen, bugün işte Münevver Karabulut'un başına gelen, bugün daha say sayamadığım birçok aslında cinayete kurban giden genç kızımız, annemi annesi, işte birçok insan öldürüldü değil mi? Dolayısıyla empati kurun. Yarın bizim başımıza gelmeyeceği, yarın benim kızımın, yarın işte benim annemin, yarın benim teyzemin, yarın benim Amcamın yani sadece bunu kadın cinayeti olarak düşünmeyin, insan cinayeti olarak düşünün lütfen gelmeyeceği ne malum. Dolayısıyla söylediğiniz çok doğru. Üzülmek dışında üretmemiz lazım, bir şeyler yapmamız lazım, birilerine faydası olacak bir şeyler yapmamız lazım. Belki işte bir derneğe üye olarak onlara yardımda bulunarak değil mi? Hmm, hmm. Belki buradan başlayabiliriz tabii, işe tabii. diye yani, düşünüyorum. Ee... Bence her şeyden önce kendimizi iyileştirerek başlamak zorundayız. Ben bunu hep her zaman her dakika her saniye söylüyorum. Bir insanla tanıştığımızda ilk kez bir araya geldiğimizde üçüncü kurduğum cümle budur. E, kendini seviyor musun? Hı hı. Kendine barışık mısın? Kendini iyileştirdin mi? Ya bakın şu anda e, Z kuşağı olarak adlandırılan bir neslin e, yarısından fazlası antidepresanla hayatta. Evet. Ve bunu da bir aykırılık ee, olarak görüp e, kendi farkındalığını yaratmaya çalışıyor. Yani antidepresanlarla hayatta kalmak bir farkındalık değildir. Yani e, peki bu toplumu, bu nesli buraya iten ne? Evet. Çünkü aile içi iletişim zaten en başta aile içi iletişim yok. <laughs> yani bugün çocuk annesine odadan mesaj atıyor bana çay getir diye. Evet. Ya şaka değil ya şahitim yani ben bunlara? Bir kere bu iletişimin doğru bir şekilde kurulması sağlanması gerekiyor. Annelerin ve babaların bir kere her şeyden önce ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Gerçekten bilmiyoruz ve bilmediğimiz her konuda bir yoruma sahibiz. Aksine de o bilmediğimiz alanın profesör gibi konuşuyoruz. İnsanlar bilmiyorum demekten bir haber. Hı hı. Bilmiyorum demek kadar bence güzel bir kelime. yok. Bilmiyorum yani bu konu hakkında bir fikir sahibi değilim. Yalan bilgi vermek susmaktan daha mı doğru? Derler ya bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Araştırmak, merak etmek. Ya yani çok e, her yani hani bu tabii ilgili konuda profesör olma beklenmiyor tabii kimse ki. tarafından. Ya yani bir fikrin olsun. <laughs> bir kere zaten insanın her yani her konu demeyeyim de e, yaşadığı hayatta bazı sorumluluğu gereği her konu hakkında bir fikir sahibi olmalı. O fikrinde kaynağını doğru araştırmalı. <laughs> Bunu sağladığı zaman zaten hani bir cahil eee Statüsünden çıkma çok basit çünkü her konuda doğru bir fikrin var ya bir fikrin bile olsa doğru tespit ediliyorsa çok da önemli değil Siz onunla sohbeti kesmek yerine tam tersi sohbetinizi daha da çok uzatıp daha da onu iyileştirme yönünde ilerleyebilirsiniz aslında bütün mesele bu yani bilmemek kadar doğal ve güzel bir şey yok bilmiyorum çünkü sana yanlış bir bilgi vermiyorum evet. önemli olan bu. Peki e, Deniz Bey biraz Sesim ol Derneği ile alakalı konuşmak evet. istiyorum. Şimdi süremiz yavaş yavaş kısalıyor çünkü. Hadi ya. E, evet <gülüyor> <gülüyor> yaklaşık bir 40 dakikalık e, süremiz geçti. Şimdi e, Sesim ol Derneği'ni ne zaman kurdunuz? O teyzenizin o cümlesinden sonra <laughs> mı kurmaya karar verdiniz? Ee, aslında evet teyzem... Burada önce oldu ama... Teyzenize ee, de buradan selamlarımızı göndeririz o zaman. İyi bir şey vesile ee, olduğu ee, için teşekkür ee, ediyoruz. İyi bir şey vesile oldu. Ama tabii e, çocuğum dünyaya geldikten sonra aslında bu sorumluluk bende biraz daha. Ar Zaten Hı -hı. E, biz aslında e, bu tarz faaliyetleri hep sürdürüyorduk. Yani evet. yardımcı olmaya çalışıyorduk e, tüm insanlara, tüm çocuklara. Ama bunu bir dernek adı altında yapmıyorduk hiçbir zaman. Kendi vicdanımızın sorumlulukları gereği yapıyorduk. Ama e, dedim ki, ben baba olduktan sonra fark ettiğim şey şuydu. Aslında baba olmak bir tanım, bir ifade değil. Bir öncelik meselesi. <laughs> yani e, gerçekten her şeyden ve herkesten önce. Evet. Öncelik meselesi. Yani bu önceliği sağladığınız noktada yani e, tüm çocuklara karşı aynı özveriye sahip oluyorsunuz. Yani o zaman benim çocuğum var eğleniyorsa yani eğlenmek kadar çocuğun en doğal hakkı. Yani çıkıp bir parkta koşturması bile onun için en büyük bir eğlence Peki. alanıdır. Yani bu eğlenceyi maddi imkanlarla şey yapmıyorum. Çünkü çocuğun mutlu olduğu şeyler zaten belli de yani. Parkta ve ailesiyle vakit geçirmek. Yani bir çocuğun mutlu eden şey budur. E çıktı parkta çocuk oyun oynuyor. E diğer çocuk da oyun oynuyor. Ben benim çocuğumun başına gelmemesini gelmesini istemediğim şey o çocuk için de istediğimi fark ettiğim gün dedim ki e, tamam ben artık tüm çocuklar için savaşmalıyım. Yani bu beni rahatsız ediyorsa e, bir başka çocuk bir oyuncak için ağladığında mesela ben dayanamıyorum. Geçen annemle bir seyahatteydik e, nereden dönüyorduk hatırlamıyorum ama havalimanında küçük bir çocuk bir başka çocuğun oyuncağına e, hani gitti yelten de aldı. E, Tabi aldığı çocuk da ağladı oyuncağıma <laughs> ve ortalık bir karıştı havalimanında. E, babası da çok ağır tepki verdi. Ee, hani oyuncağını geri alma ile alakalı. Yani tabi gittim ya çok basit ya çok cüzi çok ucuz bir rakama ee, bir, bir şey aldım çocuğa götürdüm ses ne ağlaması bir anda bitti her şey bitti bir anda gülmeye başladı yani çok ucuz hareketlerle çok büyük mutluluklar sağlayabiliyoruz evet. ya çocukların o mutluluklarını ellerinden almamak gerekiyor özgürlüklerini çünkü çocuğun e, çocuğu besleyen şey o ya çocuğu Besleyen şey inanın gıda değil. Doğru bir psikoloji. Çocuğun besin kaynağı gıda değildir yani hı hı. doğru bir psikolojidir, sevgidir, mutluluktur. Yani e, eğer çocuk sevgiyle büyüdüğü zaman sağlıklı bir birey olabiliyor. Yani e, yedikleriyle değil. Evet. Bu gerçekten öyle. E şimdi bakıyorsunuz e, anne ve baba her gün birbirleriyle kavga ediyor, Aralarında sevgi yok, doğru bir iletişim yok. O çocuktan da çok doğru bir sevgi karşısındakini bekleyemezsiniz. kurmasını bekleyemezsiniz. İşte sonra bazılarının da ifadesiyle hasta bir insan modeline geliyorlar bu yaşlarda. Allah bizi hep iyilerle karşılaştırsın bence bir dua değil bedduadır. Çünkü kötüyle karşılaşmak onu iyilerin arasına dahil etmek daha bence evet. daha büyük bir sorumluluktur. Ben bu kanaatteyim. Ee, bu konuyu da şöyle noktalamak gerekirse e, bir arkadaşımın bana çok güzel bir ifadesi oldu dedi ki e, umarım dedi hep incitmeyen ve aldatmayan insanlarla birlikte olursun dedi. Çok güzel bir dilek ve temenniydi bu. Sonra ben de bunu kendi Instagram'ımda paylaştım ve o kadar çok tepki aldım ki güzel anlamda. İnsanlar şuna hasret kalmış. Sizi incitmeyen ve sizi aldatmayan insanlarla hayatınızı sürdürmek. Bu çok kıymetli ve çok özel bir şeymiş. Ben onu o mesajdan sonra anladım açıkçası. Hasret kaldığımız aslında o kadar fazla güzel söz, terim ve e, davranış evet. var ki. Evet. E, Tabii bu, bunları e, bir saatlik programa evet. maalesef kestiremeyiz. Nasıl bir saat ama, olduğunu anlamadım. E, evet gerçekten. yani 45 dakikamız geçti bile e, ama biraz e, izleyicilerimiz arasında sesini çıkaramayanlar mutlaka vardır evet. diye düşünüyorum. Bununla alakalı da size ulaşsınlar istiyorum. Hı -hı. E, dolayısıyla Hı -hı. sesim ol Derneği'nde yaptığınız faaliyetleri biraz sizden Hı -hı. dinlemek istiyorum. Hı -hı. Ne Tabii. yapıyorsunuz Deniz Bey sesim ol Derneği'nde? Ee, Şimdi aslında sesim ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneği. Şimdi hı hı. biz bu dernekte e, yardıma muhtaç olan e, kadınlarımızın, e, desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın hı hı. aslında ellerinden tutmaya çalışan e, sesleri çıkmayan insanların sesi olma mücadelesi veren bir derneğiz. Hı hı hı. E, burada ağırlıklı biz böyle çok toplumsal faaliyet, işte gıda yardımı yapalım e, onu yapalım. Biz böyle faaliyetleri sürdürmüyoruz. Hı hı hı. Bizim bir davamız var. Bizim bir savaşımız var. Ağırlıklı ensest ve istismar. Biz daha çok bu yönde savaş veriyoruz. Bize gelen ihbarlar genelde mağdur tarafından değil, buna şahitlik eden insanlar tarafından yaşanıyor. Yani bizi bir mağdur aramıyor. Çünkü zaten çocuğun arayacak bir bilgisi de yok. yok. Bize ulaştıklarında biz e, gidip o mağdurun yanına, o insanın yanına, çocuğumuzun yanına e, pedagoglarımızla, avukatlarımızla e, önce bir olayı çözümlemeye hı hı çalışıyoruz. Hı hı. Bunu çözümledikten sonra ilgili kolluk kuvvetlerinden destek alarak süreci yargıya taşıyoruz ve bunun da takipçisi oluyoruz. Aslında sesim ol Derneği ağırlıklı e, istismara uğrayan çocuklarımızın, enseste uğrayan çocuklarımızın e, Onlarla birlikte bu savaşı sürdürmeye çalışan gönül veren bir topluluk diyebilirim. Ee, pedagoglarımız var, avukatlarımız var, kendi çalışan personellerimiz var. Ee, hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Evet. Ee, çok keyifli ee, yaptığımız işten çok mutluluk duyuyoruz. Ee, bu aralarda gerçekten bizi de işte böyle yayın araçları e, dikkat çekmeye başladı, fark etmeye başladı. Sizlerin sayesinde de. Birçok insana ulaşmaya başladık. Ee, ben de ekibimiz adına ve derneğimiz adına bu noktada size de teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Biz size teşekkür ediyoruz ki böyle farkındalık yaratan konuları e, özellikle tabii ki hep kadınlarla da konuşuyoruz ama erkeklerin de bu konuya e, yaklaşımları evet. çok gerçekten evet. önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. İyi ki böyle e, sizler varsınız, sizin gibi e, insanlar var ki gelip burada işte anlatıyorlar dertlere Aslında derman varlar. oluyorlar. Aslında varlar. Hani yok gibi görüyoruz ama <laughs> bizim problemimiz şu. E, iyiler aslında kötülerden daha fazla ama bir organizasyon problemi var. Yani organize olamıyorlar. Yani hı hı. eğer iyiler kendi aralarında organize olabilseler aslında e, kötülerden daha fazla <laughs> e, faaliyet sürdürecekler. Kötülerden daha fazla harekette bulunacaklar ve bu da e, nitekim onların önüne çıkmalarına sebep olacak. Hı hı. işte aslında biz daha fazlayız. Ama nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Hı. ve Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Ve ben de hep şunu söylüyorum. Önce kendini değiştirmeyle başla. Önce kendini iyileştirmeyle başla. Hı hı. Sonrası gerçekten kendiliğinden geliyor. Yani çünkü bir insan kendisini geliştirdiğinde ve kendisini iyileştirdiğinde zaten mental olarak fizik yani psikolojik olarak muazzam bir modül oluyor. Yani inanılmaz bir modele dönüyor. Yani içtiği suyun bile gerçekten tadı, tadı değişiyor evet, ya. İnanın ya. Yani kendinizle barıştığınızda, kendinizle iyileştiğinizde suyun tadı değiştiğini fark edeceksiniz. Bu kadar net. Yani oksijenin tadı değişecek mesela. <laughs> yani bir ağ, bir dal, bir ağacı gördüğünüzde o yaprağı kokladığınızda o havanın değiştiğini fark edeceksiniz. Çünkü mutlu, keyif alıyorsunuz yaşamaktan. <laughs> Bu çok önemli bir şey. Biz insanlara önce e, aldıkları oksijenin hakkını vermeyi, içtiği suyun tadını değiştirmeyi öğreteceğiz. O da onları öğretecek ve böyle... Toplum olarak değişeceğiz. Belki kimilerine göre ütopik gibi olsa da bana çok ütopya gelmiyor. Değil. Sadece plan bu. Hı hı. Bu bizim için bir plan. Daha iyi bir dünya yaratacağız hep birlikte. Ben şuna da inanıyorum Deniz Bey. E, dernek başkanları işte yardımcıları gelip burada genelde konuşuyorlar. E, çok gerçekten saygı duyuyorum yaptıkları işlere. Fakat şimdi küçük küçük kalmış dernekler. Diyorum ki mesela birçok dernek aslında bir araya gelmiş olsa işte siz hı hı. neyle ilgileniyorsunuz? Ensest ilişkiler hı hı. ve e, çocuk istismarları hı hı. ile ilgileniyorsunuz. Mesela hani hep derler ya işte bir elin nesi var iki elin sesi hı hı. yani toplum hı hı. E, anca ancak bu tarz şeylerden e, besleniyor. Hı hı. E, dolayısıyla mesela 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi konusuyla alakalı toplumsal baskıdan dolayı hı hı. şimdi bakın işte bugün hı hı. E, işte cezai işlemler yapılıyor. E, dolayısıyla e, Birçok insanın Aslında bu konuyla alakalı sesi çıkarsa hı hı. beraberlik Birlik o mücadeleyi hı hı. hep beraber verirlerse Bence evet. çok daha faydalı e, olacağını ben açıkçası evet. düşünüyorum Aslında bazı sivil toplum kuruluşları bazı STK'lar çok projede ortak noktada buluşuyorlar hı hı hı. E, bu aslında sizin düşüncenizi uygulayan birçok dernek var hı hı hı. biz de öyleyiz mesela iyilik balonu Derneğiyle bizim sürdürdüğümüz birçok faaliyet ne güzel. var tabi bir Biliyorsunuz ki özellikle Ensesli İstismar'da e, Ucim e, öncü bir evet. e, kuruluştur. E, ben takdir ediyorum, hayranım her çok, yaptıkları evet. işe. E, her yaptıkları işte muvaffaklar. E, biz de aynı yolun yolcusu olmaya çalışıyoruz onlarla birlikte. Hı hı. Aslında e, bu STK'ların birbirlerine olan desteği var, yok değil. Yani bu iyi bir haber. Yani Bunu ben size net olarak ifade edebilirim hı hı hı. ki biliyorsunuz çok da iyi haber verebilen bir insan değilim ama e, bu konuda bu haberi iyi olarak sizinle paylaşabilirim. Yani. <laughs> Peki son olarak bu arada kaç yıllık derneksiniz siz? 2021 yılı kuruluşu ama 2019'dan beri aslında bunun faaliyet e, tabi tabi yani biz 2019 2018den beri faaliyetlerimizi dernek adı altında değil aynı ekip <laughs> sürdürüyordu ama artık bunu resmi olarak hani bir dernek adı altında faaliyetlerimizi sürdürme kararını 2021 yılında aldık. <laughs> Deniz Bey mesela üyeniz olmak istiyor. Hı hı. Derneğe üye olmak istiyor. Size yardımcı hı hı. olmak istiyor. İşte avukatı, hı hı. işte bunun psikoloğudur. Evet, mesela günümler. nasıl sizinle irtibata geçebilirler? Yani şöyle aslında derneğimizin sosyal medya hesapları var. Hı hı. İnternet var. internet sitesi var. İnternet sitesi adresimizde orada üye ol. işte ihbarda bulun. Verelim o... mi bir e, Tabii derneğinize... sesimol.org.tr sesim evet tamam, Sesimol.org.tr üzerinden e, bize gönüllü olarak e, üye olabilirler. E, ihbarda bulunabilirler. Orada İhbarı hem ihbar da oradan yapıyorlar var. Tabii değil tabii. mi? Orada ihbar attığımız var. Hı hı. E, hem mail yoluyla ismini vermek istemeyen insanlar oluyor. Orada hem mail yoluyla hem de özel e, arayarak kendi sesini kendi ismini paylaşmayarak ihbarcı olabiliyorlar. Yani aslında çok kolay bir erişimimiz var. Bugün bir arama motoruna, herhangi bir arama motoruna sesim ol yazdığınız zaman direkt zaten bizim Sizinle derneğimiz. Sizinle irtibata evet, Çok kolay bir erişim var. Ya da benim zaten sosyal medyada takip edilen bir profilim var. Orada da herkes çok kolay bana ulaşabiliyor. Size demeden mesaj tabii, atabilirler değil, değil mi? Ben hemen hemen herkese de zaten dönmeye çalışıyorum. Ee, o konuda da e, herkes e, yazmak isteyenlere direkt cevap veriyorum hiçbir problem yok yani. Peki orada. bir izleyicimiz de sormuş nasıl ulaşabiliriz Sesim Ol Derneği'ne? Evet. Deniz Bey'in belirttiği gibi Instagram hesaplarından e, direkt hem evet. Deniz Bey'e ulaşabilirsiniz hem Sesim Ol Derneği'ne direkt ulaşabilirsiniz. Buradan mesajlarınızı atabilirsiniz. Evet programımızın sonuna geldik <laughs> Deniz Bey. <laughs> Şaşırtıcı oldu. <laughs> Bu arada ben şeye çok şaşırdım. Onu da izleyicilerimize ek bilgi olarak verelim istiyorum. Evet. Genelde hani hep e, çocuk istismarı hep hani kadın kız çocuğu istismarlarını evet. geliyoruz ama evet. siz bir done söylediniz. Evet. Ee, evet. Ço çocuklarda erkek evet. çocuklarına daha Tabii. fazla istismar Tabii. olduğunu söylediniz. Tabii. Bunu da biraz bize ufak bir şekilde anlatabilirseniz ee, eğer. Özellikle son birkaç aylık bizdeki veriyi paylaşmam gerekirse e, rehber öğretmenlerinden okullardan aldığımız en 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 yoğun ihbarlardan bir tanesi de e, erkeğe olan istismar şu anda çok ciddi e, nüksetmiş durumda. Yani oran vermek gerekirse yüzde 40 yüzde45 oranda arttı Yani Erkeğe olan erkek çocuğa olan istismar çok farklı vakalar var ya yani ben burada bunları anlatmak istemiyorum biz duyduğumuzda yaşarken bile bunu hani yaşamasını bile kabullenemiyorken anlatması çok zor ama şöyle bir algıdan uzaklaşmak gerekiyor Gerçekten bu istismar olayı sadece kız çocuklarımıza ya da taciz olayları kadınlarımıza yapılan bir eylem değil. değil. E, erkek çocuklarına da erkek yetişkin bireylerine de e, artık bu çok garip bir şekilde sanki yasallaşmış sanki kabul edilmiş e, bir hale geldi. Ve e, bu noktada da çok ciddi faaliyetlerimizi bir sürdürüyoruz dernek olarak da. E, Birçok e, yasa hatta meclise de bir yasa e, teklifimiz var. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, umuyorum hep birlikte e, bunun da üstesinden geleceğimize e, o işte iyileşemeyen kendini değiştirmeyen bireylerin önce kendisini iyileştirerek değişimine başlamasına sebep olarak e, bunların önüne geçeceğimize benim inancım var. Başından beri söylediğiniz çok güzel bir şey var. Değişim önce insanın kendisine başlar. Aslında evet. özet bu. Aynen. Lütfen kendinizi değiştirin, i̇yileştirin. dönüştürün, iyileştirin ki topluma, ailenize, sevenlerinize faydalı bir Aynen. birey olun diyelim. Aynen. Son olarak sosyal medyayla da ilgilendiğiniz için son sorumu soracağım. Birkaç dakika daha vaktimiz <laughs> var çünkü tam değerlendirelim istiyorum vakti. <laughs> evet. e, sosyal medyanın doğru kullanımı ile alakalı. Şimdi tabii bir kesim diyor ki sosyal medyada bu işte cinayetlerin, istismarların, ensest ilişkilerin, paylaşımların... Aslında özendirici bir nitelik taşıdığından Hı -hı. Evet, e, evet, bahsediyor. Evet. Ama bence e, tabii bu benim vatandaş Hı -hı. olarak şahsi Hı -hı. fikrim şu. Bence iyi ki bunları görüyoruz ve duyuyoruz ki Hı -hı. bununla alakalı toplum olarak da biz üzülmenin dışında işte sizin gibi evet. bireyler gönüllüler e, evet. çıkmış oluyor diye düşünüyorum. Sizin bu konuyla alakalı fikrinizi merak ediyorum. Ee, yani aslında buna ufak bir dokunmuştuk. Yani bunu doğru bir şekilde kullandığınız zaman işte bir tarafta belki sosyal adaleti sağlıyor. Bir mahkemeye dönüşüyor orası. Hı hı. Ee, bazı e, yetkili mecralarda e, baskı oluşturup sonuca vardırabiliyor. Hı hı. Bazı, bazı noktada da çünkü 140 karakterli ışık hızında yayılan bir bilgi var. Yani enter'a bastığınızda dünyanın öbür ucunda bu bilginin doğruluğu veya yalanlığı tes tespit edilmeden... ...kabul edilen bir gerçeklik var. Yani e, önce o bilginin gerçekliğini tartmak gerekiyor. Hı hı. Sosyal medya aslında bu kadar e, güzel bir kullanım aracıyken bu kadar da kötü ve yanlış bir noktaya sizi çekebiliyor e, şunu düşünmek gerekiyor bir haber okuduğunuzda o bilginin önce bir doğruluğunu teyit etmek gerekiyor evet. aslında sosyal medyanın doğru kullanımı buradan başlıyor Hı -hı. E, her gördüğünüz habere inanmayın her gördüğünüz haberin gerçekliğine de inanmayın sorgulayın yani sosyal medyada gördüğünüz her şey doğru değil ben yeni kitabımda da yazdım sosyal medya olduğunuz değil Gösterdiğiniz kadar. Hı hı hı. Çünkü siz neyi gösterirseniz karşınızdaki bunu görüyor. Kimse sizin o konudaki gerçekliğinizi, ee, hayat yaşayışınızı kimse bilmiyor. Nasıl bir hayatın içinde olduğunuzu bilmiyor. Siz neyi gösterirseniz insanlar onu görüyor. Aslında hep oynuyoruz, değil mi? O mutluluk pozları filan. Herkes ya, herkes mutlu sosyal medyada. Evet. Farkında mısınız? Herkes evet. gülüyor. Ben hiç ağlayıp böyle bir story atan insan ben görmedim. Yani Instagram'da veya herhangi bir yerde. Herkes çok mutlu. Evet. Ee, muazzam bir serotonin var. Bütün kadınlar aynı. Oraya değinemedik ama bir başka zaman inşallah. Tüm kadınlar <gülüyor> aynı. <gülüyor> evet bu konuyu evet. da sizinle konuşmak isterdim ama maalesef ki süremiz bitti. İnşallah evet. tekrar sizi Umarım ağırlamak keyif isteriz. Çok keyif aldım. E, umuyorum da aynı keyfi izleyicilerimiz de almıştır diye düşünüyorum. Ederim. Ayağınıza sağlık. Çok son sağladım. olarak Cem TV izleyicilerine buradan söylemek istediğiniz evet. son cümlelerinizi alabilir miyim? Ee, Cem TV ben de yeri farklı size bahsetmiştim. Evet. E, Cem TV denince benim aklıma özümüz geliyor aslında. E, kaybedilmemesi gereken değerlerin hatırlatıldığı bir mecra geliyor. E, bence sahip çıkmak gerekiyor özümüze. Özümüz de Cem TV'dir. Bence sahip çıkalım. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi ki varsınız. Çok İyi ki geldiniz. Sesim ol Derneği'nin de yolu açık Çok olsun olun. diyelim. Peki. sağ Efendim biz birinci bölümü bitirdik. Az sonra astroloji bölümüyle devam edeceğiz. Astrolog Selim Burat bizlerle birlikte olacak. Sağlık, e, mutluluk, aşk, kariyer konusunda 2023'ün Ocak ayı neler getirecek bakalım bize diyeceğiz. Ben hemen Deniz Bey'i uğurluyorum. Selin Hanım'la kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Sizler çaylarınızı, kahvelerinizi yenileyin. Az sonra buradayız. Evet, kısa bir aranın ardından ikinci bölümümüzle devam ediyoruz. Peki bu bölümde kim var? Az önce de belirtmiştim. Astrolog Selin Burat'la birlikteyiz bu bölümde. Sağlık, kariyer, aşk, özel hayat, işte ülkemizde ne gibi etkiler bekliyor. Bunları eminim sizler de benim kadar merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün sevgili Selin Burat bize bunları anlatacak. Ben hemen Selin Hanıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi mi keyifler? Ee, şükür. <laughs> Peki tekrar hoş geldiniz. Şimdi astroloji bölümümüzle alakalı genelde değerli izleyicilerimizden çok sorular geliyor. O evet. yüzden ben hemen WhatsApp hattımızı da vermek istiyorum. Merak ettiğiniz hangi burçsanız, neyi merak ediyorsanız hemen bize sorularınızı sorun. Çünkü Selin Hanım e, genel olarak burç yorumlarını e, yorumladıktan sonra sizlerin sorularına da canlı yayında cevap verecek canlı canlı. Efendim 0530. 848 13 12 0530 848 13 12'den bizim WhatsApp hattımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Peki Selin Hanımcığım nasıl keyifler? Ee, gayet güzel ama tabii şöyle bir durum var biz yeni yıla Merkür Retrosu ve Mars Retrosu ile girdik. Aman, o yüzden herkeste bir yorgunluk olması lazım. Bir kere son 3-4 gündür bir yorgun hissediyor olabiliriz kendimizi ama artık bugün o azalacak. Azalacak mı? Peki evet. konuşalım istiyorum. Ama önce Selin Hanımcığım Şöyle girmek istiyorum yani 2023 yılında, 2022 kötü bir yıldı bence <laughs> bana göre kötü bir yıldı. Özellikle ben Aslan Burcu olarak 3-4 yıldır, evet, yıldır inanılmaz çekiyoruz. Ee, ama tabii diğer burçlarımızla alakalı da konuşacağız ama ülkemizin genel etkilerini öğrenmek istiyorum. Yani 2023 yılında bu 2022'deki e, düzen değişecek mi e, neler yaşayacağız birazcık bize anlatın istiyorum şimdi şöyle aslında 2023 çok önemli bir yıl 2023'ün çok önemli bir yıl olmasının altında iki tane çok böyle kallavi neden var Neden? aslında bir tanesi 20 yılda bir 20 yıl sürecek olan bir Pluto geçişi var hmm. Pluto oğlak burcundan çıkıyor bu sene ve kova burcuna geçiyor en son böyle bir burç değiştirmesi 2008'de olmuştu. Hı hı. mortgage kriziyle beraber. E, mortgage krizi biliyorsunuz e, emlak sektörüyle ilgili bir krizdi. Evet. Oğlak burcu da emlakla ilgili bir burçtur. İnşaat, hı hı. E, bir şeyleri inşa etmekle sistem kurmakla ilgili bir burçtur. Dolayısıyla bir takım sistemlerin yıkılmasına vesaireye de dünya üzerinde neden oldu. E, şimdi ise Plüto aynı Plüto, kova burcuna geçecek ve dolayısıyla da Kova burcu ile ilgili bir takım e, değişiklikler yaratacak kova burcu ne ile alakalı derseniz kova burcu teknoloji ile alakalı kova burcu e, bireysellikle kişisel haklarla özgürlükle çok alakalı hı hı. mesela Dolayısıyla e, yani Mesela biz bu İran'daki kadın hareketlerini çok kuvvetli muhtemel plütonun ayak sesleri olarak yaşadık Bence o artacak hı. E, ve Dünya üzerinde kişisel haklarla ilgili e, çok e, fazla olay yaşayacağımızı düşünüyorum. Mesela ben şey de düşünüyorum e, Amerika'da şu anda kürtajla ilgili bir yasa çıktı. Evet. evet. Biliyor musunuz bilmiyorum. E, kürtaj yapılamaması ile ilgili. <laughs> evet, evet. Ve e, muhtemelen oradaki kadınlar ve insan hakları destekçileri bununla ilgili ayaklanacaklar. Ve Amerika bununla ilgili bence çok önemli bir süreçten geçecek. Böyle böyle, hep kişisel haklarla ilgili büyük değişiklikler, teknolojiyle ilgili büyük değişiklikler yaşayacağımız bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz. Bu bir bakış açısı. Bu arada, Pluto ilk önce bir Mart ayında kovaya girecek, biraz kalacak orada. Sonra tekrar oğluğa geri dönecek. Son yaptığı işleri tamamlamak Eyvallah. adına. <laughs> e, dolayısıyla biz orada Haziran'a kadar falan bir fragman izleyeceğiz. izleyeceğiz. Ondan sonra e, 2024'te tekrar Kovay'a bu sefer kalmak üzere Atıl girecek. Asıl yani oyun Haziran'dan sonra mı başlıyor? Hayır. 2024'ten sonra başlıyor. Ha, Ama biz sonra. burada fragmanı göreceğiz. Dolayısıyla iyi izlemeliyiz. Neler var bizim önümüzde görmek için? Peki ee, bununla birlikte e, 2023'ün Mart ayında gene aynı ayda Mart çok böyle Önemli şeyle bir, civcivli bir ay e, yine Mart ayında bu sefer e, işte sizin aslancıkların <laughs> Hadi bizi aslancığa çeviren daha doğrusu <laughs> e, Satürn'ün Kova Burcu'ndaki geçişi tamamlanacak ve Balık Burcu'na misafir olmaya yani başlayacak. Yani bizim bu aslanların çekmesinin tek sebebi Satürn Kova'da mıydı? Tek sebebi o değildi tabii ki <laughs> ama yani çok büyük etkisi vardı. Ee, şimdi o e, biz bayrağı devredeceğiz inşallah. Hadi Bakalım inşallah. E, Başak ve balıkların e, başına devrediyoruz onların. Balık bayrağı. burcuna geçiyor çekiyor. Geçmiş olsun diye. E, şöyle söyleyeyim Şimdi kova burcu ile aslan burcu e, karşıt burçlar. Dolayısıyla Satürn e, kova burcu geçişinden aslanlar da çok terbiye oluyorlar evet. açıkçası. E, şimdi Balık balık burcuna geçince hem balıklar hem başaklar terbiye olacaklar. Fakat şimdi e, en zorlanacak olan burçlar bu geçişten değişken burçlar dediğimiz işte tabii ki balık, hı hı. başak, ikizler ve yay. Ama bunlar arasında e, aslında en az zorlanacak olanlar başak burçları. Evet. Çünkü e, Satürn daha ziyade bir şeyleri inşa etmek, bir sistem kurmak, bir şeyi sabitlemek, organize olmak, sorumluluk almak vesaireyle ile ilgili bir e, gezegen bizi bunları yapmaya zorluyor. Dolayısıyla aslanlar zorlandılar çünkü aslan sorumluluk vermeyi sever. Hani sen de şunu yap, sen de bunu yap. Yani hani evet, buradaki biraz, kral benim, evet, kraliçe evet. benim falan şeklinde bir burç e, aslan burcu. E, Sorumluluğu kendisi alması gerekti. Dolayısıyla biz iki buçuk senedir çok zorlandık. Ama e, balıklar tabii ki çok zorlanacaklar şimdi bu balık geçişinde. Fakat başaklar o kadar zorlanmayacak. Çünkü onlar zaten sorumluluk sahibi. Hmm. E, daha ziyade hani böyle bir toparlanırlar, bir kendilerine gelirler, bir şeyleri inşa ederler. İşte gerçekleştiremedikleri bir takım konular varsa onları gerçekleştirebilirler. Bir tek şeye çok başakların dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başaklar çok eleştirel. Ee, olabiliyorlar zaman zaman. <laughs> ee, dolayısıyla kendilerini çok ırpalayabilirler, kendilerini de eleştirebilirler burada. Yani dertleri kendileri olabilir. Ee, ona dikkat ederlerse hayatları en kolay yürüyecek değişkenler başaklar, başaklar. mesela bir ikizler bir yay bir e, balık çok daha fazla zorlanacak diyebiliriz. Bu zorlanma da Satürn'e o kadar da kötü bakmamak lazım. Sorumluluk aldığınız yerde kendinize geliyorsunuz. Fakat balık. O kadar akışta, o kadar böyle aa bunu böyle miymiş yol? Ben buradan gideyim o zaman diyen bir burç ki. Onun için sorumluluk diye bir şey yok. O şeyle akıyor. Hani onun sorumluluğunu o almak anın çok zor. O evet, zaten gidiyor yani, değil mi? E, dolayısıyla onu bir böyle bir forma sokmak çok zor. O yüzden balıklar çok zorlanacaklar hmm. diye düşünüyorum ama e, kim bilir belki onlara da yarar. Ee, bir forma girmek gereyebilir. Biraz e, mesela suysa balık buz olmak durumunda kalacak. Yani hmm. bir yerde bir durmak zorunda kalacak. Yani Satürn onu bir forma sokacak gibi düşünebilirsiniz ama o da bir sanat yani. Buzlan da bir sanat oluyor. E tabii biliyorsunuz. ki de tabii ki de birazcık değişiklik şart diyelim değil mi? Ee, bununla birlikte tabii e, Satürn'ün ba balık burcuna geçişi sularla ilgili zorlayıcı durumlar getirebilir. Bakın hiç yağmur yağmadı. Evet. E, bu sene e, su ile ilgili biraz problem kışı yaşayamadık yani yaşarız daha vakit var diye düşünüyorum ama yine de e, su ile ilgili bir e, iki buçuk senelik bir problematik zaman içerisinde hı hı hı. E, olacağımızı düşünüyorum dolayısıyla sularımızı çok iyi korumalıyız peki su ile alakalı genelde e, dinlemiş olduğum başka astrologlarda hani bir kıtlık olacağını söylüyorlar ama bu ciddi boyutlarda mı yaşanacak bu su kıtlığı yoksa? Şimdi bu sadece su kıtlığı olmayabilir. Bir kere Türkiye'nin bir su üçgeni var. Evet. E, ne demektir? E, su kaynakları e, haritasında da evet. su üçgeni var. Dolayısıyla su kaynakları e, tamam, tam, bütün ve yerinde demektir. E, ama tabii ki bunu biraz daha forma sokmak gerekeceğini gösteriyor bu durum. E, ve... Artık biraz daha sistematize olmak, mesela sular kirlenebilir. Hı hı. O kirlenmeyi durdurmak lazım. Hani müsilaj çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Evet, Geçen evet, sene. Evet, evet, evet. Onlara vesaireye dikkat etmek lazım, çevreye dikkat etmek lazım olduğunu gösterir hı hı hı. bu durum. Hı hı. Ve şimdi Türkiye'nin ay düğümleri de balık ve başak burçlarında. Dolayısıyla e, belki de bu tarıma biraz daha fazla önem verilmesi gerektiğinin bir göstergesi de olabilir. Şimdi balık burcu sadece suyu da göstermiyor. Aynı zamanda e, ilaçları da gösteriyor. Belki bir ilaçlarda bir kısıtlamaya gidilebilir, zorlanabilir bulunması, ham maddesi bulunması zorlanabilir. E, veya e, hani biz ilaçları çok şey kullanıyoruz ya. Hı hı. Mesela ben eczaneye gidiyorum e, diyorum ki e, parol istiyorum. Ee, Ama doktor yazmıyor. Sizlerle Ay Çok çok özür dilerim. Yok <laughs> yok yo, önemli değil. Ee, yani herhangi bir şey ha, bir ilaç istiyorum bir ilaç diyorum. Ee, doktor vermeden kendim neze hissediyorum bana da çok yarıyor gidiyorum alıyorum. Belki böyle olmayacak. Her ilacı bir reçeteye tabi tutacak olabilirler. Hmm. Aynı zamanda anesteziyi gösterir. Anestezi ile ilgili bir gelişme de olabilir bu. Yani belki de yeni bir anestezi ilacı çıkabilir. Ultrasonu gösterir aynı zamanda hı hı. Ee, balık burcu. Dolayısıyla belki ultrason sistemlerinde bir gelişme olabilir. Ee, sonra bir taraftan ekranı gösterir yani sizin yaptığınız işi gösterir. Dolayısıyla e, bu ekranla ilgili e, bir mesela bizim söylenir mi bilemedim şimdi denetliyorlar ya televizyonları. Evet. Belki sosyal medyayı denetlemeye başlayabilirler. Rütüpten bahsediyoruz. Evet. <laughs> Söyleyip söyleyemeyeceğim bilemedim. Yani onun bir rütü olabilir belki ileride. Hmm. Bir denetleme... E, yani orayı bir denetlemeye girebilirler. Oluyor. Çünkü işte bu geçişten dolayı, Türkiye'nin haritasından dolayı diyelim. E, bunlar geliyor aklıma. Bir de e, bence bu senenin en... E, Şanslı burçlarından bir tanesi Koracağım. Koç burcu onları. E, çünkü Jüpiter Koç burcunda şu anda yani biz koç burcuyla girdik e, Jüpiter e, bolduk bereket e, gezegenlerinden bir tanesi Dolayısıyla şu anda mesela aslanları koruyor Oyun. yayları koruyor kendisi e, daha doğrusu tam o etkisini gösteremedi çünkü bir taraftan da Mars retro Merkür retro, dolayısıyla e, bunların retro hareketleri bizi çok yavaşlattı. Hı hı hı. E, Oysa ki e, Koç burcunda bir Jüpiter hız demek, hızı abartmak demek, daha kendini gösteremedi o yüzden yavaş yavaş gösterecek ve bu yavaş yavaş gösterdiği zaman da e, biz artık biraz hızlanmaya başlayacağız. İşte cesaretimiz biraz abartabilir enerjimiz biraz abartabilir bu tabii Koç burcundaki bir Jüpiter biraz savaş göstergesi de olabilir Çünkü herkes benim bir gücüm var <laughs> haline gelecek bakın mesela Ukrayna Savaşı böyle bir dönemde evet. ortaya çıktı O yüzden de dikkat etmek lazım enerjimize nasıl kullanıyoruz biz o enerjiyi Bir de bütün bunlar olurken şimdi biz şeylere de çok dikkat ederiz Mesela Jüpiter Koç Burcunda, Koç Burcunun yöneticisi ise Mars. Evet, Mars şu an İkizler Burcunda geri gidiyor, yani çok güçlü değil. O yüzden çok hızlanamıyoruz. Hmm. Ee, İkizler Burcundan ne zaman çıkacak? 13 Ocak'ta çıkacak. Biraz 13 artık Daha hızlı hızlanacak mı? Daha hızlanacak. Ama sonra gidecek Yengeç Burcuna geçecek. Şimdi Yengeç Burcuna geçtiğinde de Yengeç Burcundaki Mars böyle pek kuvvetli bir Mars değil böyle tutar enerjiyi tutar 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 maşayla fena bir şekilde sokabilir yani. <laughs> e, dolayısıyla bu arada kimse alınmasın lütfen Mars yengeç olanlar benim de Mars'ım yengeç yani e <gülüyor> 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 ne olur alınmayınız. Ama e, neticede e, hani direkt saldırıyı kendisi yapmaz birini kudurtur saldırtır yani genel olarak. Peki. Ona dikkat etmek lazım özellikle mesela uluslararası ilişkilerde. Hmm. Yani kimse kimsenin gazına gelmemeli. Gelmesin. Peki Selin Hanım 2023 yılında bir böyle pandemi gibi herhangi bir virüs tarzı bir olay yaşanır mı? Şimdi balık burcunda e, Satürn olduğu için e, balık burcu da suları e, gösterdiği için hani sulara biraz dikkat etmek gerektiğini e, düşünüyorum ben. E, bence maske çıkmamalı. Hmm. Aslında bir ipucu vermiş oldunuz sanki. Yani tam olarak ne olabilir bilmiyorum ama balık burcunda Belki olduğu başka için bir yani Belki başka bir de olabilir. E, o kadarını bilemiyorum e, ama e, bence maske çıkmamalı. Peki. Yaşayacağız göreceğiz diyelim ama su konusuna özellikle dikkat etmemiz evet, gerekiyor. Tasarruflu kullanmamız e, lazım. Ult, ultrason, işte medikal gibi iş, ilaçlar filan e, bunlara dikkat çektiniz zaten. Hı. E, maskeleri de çıkarmayın diye bir ipucu verdiniz. Bence çıkartılmamalı. Peki ben yıl söyleyeyim. boyunca mı en azından belirli bir süreye kadar mı? E, yıl boyunca da ama hazirana kadar özellikle. Hazirana kadar ilk 6 ay maske çıkmamalı değerli izleyicilerimiz. Selin Hanım'ın öngörüleri diyelim. Peki 2023 yılının en şanslı burcu koç dediniz. Bence koç. Koç en evet. şanslı burcu. Peki en zengin burcu hangisi olacak? Yine mi koç? E, koç olabilir. <laughs> Çünkü neden e, o yüzden en şanslı burcu koç dedim. Şimdi koç e... Önce Koç burcunda e, yükselen Koçlar en şanslı aslında. Hmm. Neden yükselen Koçlar en şanslı? Çünkü yükselen burcu Koç olanlar birinci evden yani her konuda şansı alıyorlar ilk 6 ay burcuyu boyunca. Evet. E, i̇kinci 6 ayda e, artık Jüpiter Boğa burcuna geçiyor ve bir sene orada kalacak. Yükselen e, Koçların ikinci evinde olacak. İkinci ev bizim para evimiz. Dolayısıyla o evi büyütecek ve e, koçlar içinde tabii para konusu büyüyecek. Özdeğer konuları büyüyecek. işte sahip olma ile ilgili konular büyüyecek. Yatırımları yapacakları yatırımlar belki iş iş arayanlar iş bulabilirler. Hı hı. Çok şanslı olacakları e, keyifli olacakları bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bir tek koçlara özellikle yükselen koçlara şöyle bir uyarım var. Kilo almamaya dikkat etmeleri dikkat lazım. Etsinler. Peki, özellikle ilk 6 ay. İlk 6 ay koçlar yükselen koç olanlara ama evet. kilo almamaya dikkat etsinler e, dedi. orijinal koçlar da dikkat etmeli kilo Peki, e, aşk anlamında kazanacak teraziler 2023'ün Aşk anlamında kazanan burcu evet. terazi. Şimdi teraziler çok sıkıldılar. Çünkü 5 evlerinden satürn geçiyordu. Beşinci ev bizim böyle e, flörtler evimiz. Efendime söyleyeyim benim yarattıklarımı gösteren hani hobiler. E, bir taraftan benim mutluluğumu gösteren böyle keyfimi gösteren bir ev. Oradan satürn geçiyordu. ya yani Orayı yapılandırdı. Yani <laughs> ben artık böyle hiç hayattan hiç keyif Bu alamıyorum. Bu retrolar ne zaman gidiyor hayatımızdan ya? Hiç gitmeyecekler mi ee, yani? Şimdi... ...bu neticede burçları dolaşıyor. Evet. Aslında bu bir tekamül durumu. Yani Satürn'ün yaptığı şey... ...senin e, hayatında... ...nereyi düzenlemeni, düzenlemen gerektiğini gösteriyor. Evet. Dolayısıyla sen oraya kendi kendine düzenlersen eğer... ...sana bir problem çıkarmıyor, çıkarmıyor zaten. Çıkarmıyor. Hı hı. Yani eğer sen ayak dirersen ama... ...o konuda değişmeye... ...o zaman sıkıntıyı çıkartıyor. Öyle söyleyebilirim hmm. size. Peki... Sağlık anlamında sınanacak olan burç var mı? Ben 2023. öyle şeylerden, bu tip şeyler konuşmaktan hiç hoşlanmıyorum ama yine de şunu söylemeliyim. Hangi yani dikkat etmesi ee, gereken bir burcumuz özellikle? E, bence e, ikizler, e, ikizler burcunun sağlıkla ilgili geçen sene. Ve bu sene. Bu sene dikkat etsinler. Dikkat etmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Yükselen ikizlerden bahsediyorum hı hı burada. Hı hı. Sebebi de şu e, şimdi Boğa Akrep hattında tutulmalar vardı. Boğa Akrep hattındaki tutulmalar onların e, 12 ve 6. ev hattında e, gerçekleştirdi bu tutulmaları. Öyle olduğu için 6. ev bizim sağlıkla ilgili evimiz. Hani orada... E, Yeniden bir yapılanma e, vesaire e, işte jinekolojik problemlere sebep olmuş olabilir. E, tiroid problemlerine, boyun bölgesinde problemlere sebep olmuş olabilir. Sağlık e, kontrollerini şey yapmamalı. İhmal, ihmal etmemeleri lazım. Bir de bu sene e, Nisan ayında ilk e, koç e, terazi tutulması gerçekleşecek. Hı -hı. Oradan itibaren de e, hatta e, ay düğümleri de 17 Haziran'da e, burç değiştiriyor. Artık bu tarihten itibaren de yavaş yavaş e, boğa burçlarının da e, işte sağlıklarına dikkat etmeleri vesaire gerekir. Boğalarda e, yine dikkatli olsunlar, ihmal etmesinler diyorum. bununla birlikte şimdi e, aslan ve e, kovalarda bu boğa Akrep tutulmalarından nasiplerini aldılar. Yani biz sadece Satürn'den etkilenmedik <laughs> orada. Bütün sabit burçlar belli konularda değişmek zorunda kaldılar. Ayak dirediğimiz için sabit burç Boğa, Akrep, Aslan, aslan. E, Kova. Bu dört burç. Şimdi bunlar değişmek istemiyorlar. Değiştirmek istiyorlar. Yani diğer, Hükmetmek e, istiyorlar diğer insancıklar. Bize uyum sağlasınlar yani biz burada padişah olalım onlar uyum sağlasınlar istiyor e, sabit burçlar. Hmm. E, dolayısıyla şimdi onların üzerinde gerçekleşen e, hem bir kova satırın kova geçişi değişeceksin diyor. Hem de e, bir, e, bir buçuk sene süren bir boğa akrep aksında tutulmalar e, bizi çok fazla değişmeye e, sevk etti zorladı. Hani değişmek istemiyor çünkü. Bu iki hmm. burç. O yüzden de çok e, zorlandık zaten. E, şimdi bu sene bu tutulmalar hala devam eder durumda, ama en azından ay düğümleri e, Haziran ayında değişecek ve biraz daha rahatlayacağız Haziran'dan sonra sabit burçları olarak. Peki son olarak kariyer anlamında tap nokta yaşayacak olan burcumuz hangisi? Kariyer anlamında. Hmm, Yengeçler, yengeçler evet, Haziran'dan sonra yükselen yengeçler kariyerlerinde büyük bir genişlemeye doğru gidebilirler bence. Süper. Peki o zaman şimdi 2023 yılında ne yaptık? Bir genel olarak değerlendirmiş olduk. Ee, değerli izleyicilerimiz 2023 yılında nerelere dikkat etmeleri gerekiyor? Hangi konularda hangi burçlar daha şanslı ya da olumsuz etkiler alacak? Bunları sizinle konuştuk. Şimdi burçlarımızı istiyorum ki Selin Hanım bir e, 35 dakikamız falan var çünkü e, tek tek, tek, tek geçelim. değerlendirelim. Ama 2023 yılının Ocak ayında burçlarımızı neler bekliyor? Şu anda okay. bunu değerlendirmiş oluyoruz. Yani genel bir değerlendirme tamam. değil. Dolayısıyla değerli izleyicilerimiz bizi dinlerken Ocak ayı sizler için neler getirecek? O şekilde sevgili astrologumuz Selin Hanım'ı dinlemenizi rica ediyoruz diyelim. Koç Burcu'yla o zaman başlayalım mı? Başlayalım tabii. Şimdi e, ilk önce şunu söylemem lazım. Ocak ayı zor bir ay. Hı hı. Biz zor bir yala giriş yaptık. Neden? Hem Merkür hem de Mars... Retro. Dolayısıyla evet. bütün burçlar için şunu söyleyebiliriz. Efendim 20 Ocağı kadar herhangi bir proje, bir şeyi başlatmayın. 20 Ocağı kadar. Evet. Peki. 14 Ocağı kadar eğer mecbur değilseniz bir ameliyat vesaire olmayın. Hı hı. Şimdi bir de geçtiğimiz Ağustos'un son haftalarından itibaren ikizler Burcu'ndaydı Mars. Ve 28 Ekim'de geri gitmeye başlamıştı. Hala geri gidiyor. Dolayısıyla ikizler Burçları çok sınandılar. Karşıt Burçları olan yaylar da çok sınandı. Evet. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Bu ikizler Burcu'ndaki Mars'ın 13 e, Ocak'tan sonra ileri gidişiyle ikizler, yay, e, başak ve balık burçları biraz rahatlayacak. Bir nefes alacaklar. Hı hı bunu bu müjdeyi vermiş olalım. Süper. E, 18'inden sonra da e, Merkür'ün retrosu bitecek. Evet. E, dolayısıyla hepimiz bir rahat nefes alacağız inşallah. Hı hı. Şimdi şu anda e, Venüs Koç burcunda. Ay Koç burcunda diyorum çok özür dilerim. Kova burcunda ve tamam. dolayısıyla e, biraz daha böyle eee janjanlı zamanlara girdik. Böyle e, para çok çok e, Parayla ilgili çok sıkışmıştı insanlar son birkaç gündür biraz daha rahat hissediyor olmalılar yavaş yavaş bu daha açılacak Biz e, dün gece yani gece saat 2'de de bir e, dolunay yaşadık yengeç burcunda bir dolunay yaşadık e, Koç burçları için bu biraz daha e, evlerinde e, ailelerinde gizli kalmış konuların ortaya çıkması anlamına gelebilir bu e, Burada onlara zamanında acı veren travmaların ortaya çıkması e, ve tedavi olması, çözümlenmesi. Hı hı. Mesela atıyorum işte e, çocuk e, babasıyla zamanında bir travma yaşamıştır, e, konuşmuyorlardır, e, gider barışırlar falan gibi. Aslında olumlu etkiler ama e, kökeni bizim yaşadığımız travmalardan gelen bir kökeni çözümlenme diyebiliriz ya da aile içindeki sorun e, sorunlar çözülebilir hı hı. veya işte e, evlerinde bir dekorasyon değişikliğine gidebilirler bir ev değişikliğine gidebilirler e, koçlar evlerinde bir değişim yaşayacaklar bu ay e, bununla birlikte Jüpiter tarafından artık desteklenmeye başladılar dolayısıyla bunun keyfini ee, ne zaman çıkartacaklar? 14'ünden sonra çıkartmaya Peki. başlayacaklar. Çünkü Mars biraz ileriye gittiğinde ancak etkisini görecekler. Çünkü muhtemelen koçlar, bütün astrologlar çıkıyor diyor ki ah, koçlar çok iyi. Koçlar da bakıyorlar ne var ya bende hiçbir şey olmadı <laughs> falan diyorlarsa eğer e, olacak 14'ünü bekleyin. Yani 14'ünden sonra yavaş yavaş bu hızlanacak onların da işleri biraz daha açılacak biraz daha kendine gelecek diyebiliriz. Peki. Ee, boğa burçlarına geldiğimiz boğa zaman burçlarına geçmeyelim. Ee, kız siz, e siz yorumu yaptıktan sonra ben de bir e, sizin bana verdiğiniz bilgilerle beraber bir özetleyelim. Belki ekranını yeni açan Olur. E, izleyicilerimiz vardır diye. Şimdi Koç ve yükselen burcu Koç olan e, i̇zleyicilerimiz evet. için dediniz ki aile içi üstü örtülen konuşulmayan ve travma yaratan bir takım sorunlar kökten çözülebilir ocak ayında. <laughs> Emlak konularında şanslı bir dönemdesiniz. Ev konusunda değişimlere gitmek mümkündür. Evde sevmediğiniz yerleri yeniden dekore etmek, istemediğiniz eşyalardan kurtulmak için iyi bir zaman. Ebeveynlerle ilgilenmek gerekebilir. Ocak ayında 14'ünden sonra da yani 14 Ocak'tan sonra artık bazı şeyler değişecek. Buna da hazırlıklı olun dedi astroloğumuz sevgili Selin Hanım. O zaman boğa burçları ile devam edelim mi? Boğalar ve yükselen. Devam burcu edelim ama öncesinde bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. 18 Ocak tarihine herkesin dikkat etmesi lazım. Aslında onu size sonunda sormak istiyorum ama şimdi bütün burçlar için ...hangi Ocak ayının en önemli tarihlerini de verebilir misiniz bize? E, bence 18 Ocak çok önemli bir tarih. E, kimseyle e, didişmeyin. Hmm. E, kimsenin üzerinde güç kullanmaya kalkmayın. E, çünkü e, sınırlarınızı zorlayacak e, bir gün. Ben olsam kendimi kapatır eve yatar kalırım yani <laughs> hani öyle söyleyeyim. 18'inde hapsetsinler 19'unda evet. çıksınlar mı sahaya? <laughs> yani şimdi bunlar genellikle 1-2 gün, bir, bir gün öncesinde evet. başlar, 1-2 gün e, sonrasına kadar sürer bu tarihlerin. E, 18'li e, Güneş-Plüton kavuşumu var. Plüton da çok manipülatif, çok dönüştürücü, çok otoriter bir evet. e, gezegen. E, dolayısıyla manipülasyonlara gelmemek en iyisi aslında. Tamam, yani kimsenin peki. gazına gelmeyin, kimsenin size ezmesine izin vermeyin. Siz de mümkünse kimseleri ezmeye çalışmayın. Çünkü... Eğer biri beni ezmeye çalışıyorsa bir diğer kişi de ezmeye çalışıyor burada. Evet. Yani kimse üzerinde güç kullanma vakti lazım. Yani çünkü bunlar karmadır. İki gün sonra başka biri gelir sizin üzerinde e, kullanmaya gidebilir. O zaman 18 Ocak tarihi tüm burçlar için. Önem arz eden bir e, tarih. Dolayısıyla 18 Ocak'ta mümkünse eğer kendinizi eve hapsedin kimseyle bir didişme içerisine girmeyin. 2-3 gün sonra tekrar sahaya meydana <laughs> çıkabilirsiniz. Peki. 25 Ocak bir de. 25 Ocak Orada Ocak'ta da Güneş Satürn kavuşumu var. Hı hı. Şimdi e, 25 Ocak'taki Güneş Satürn kavuşumu da kişilerin e, gene üzerlerinde bir baskı hissettikleri. Baskı bizi sinirli yapıyor. Hı. Ve saldırganlaşabiliriz. Dolayısıyla bugüne de dikkat etmek lazım. Kimseye saldırmayın, kimse üzerinde otoritenizi göstermeye çalışmayın. Özellikle hani böyle bir biriyle çalışan hani birinin altında çalışan biriyseniz patronla çok didişmemeye çalışın. Anladım. Falan yani baskı görebileceğimiz bir gün mesela çocuklar hani baba dışarıya çıkayım mı sorsun. Sorma git annene sor. Yani. Ee, veya işte patrondan zam isteyeceğim. Ocak ayındayız, hala bizim zamlar belli olmadı. 18'i 25'i, yani 16'sından 27'sine kadar böyle bir şey yapma. 28'inde sorun. Ya 28'inde sorun. Yani, 28 <laughs> sorun. yani e, diye düşünebilirim. Peki O zaman ee, 18 ve 25 Ocak tarihleri bütün burçlar için önemli tarihler bu Gerçekten. tarihlere lütfen değerli izleyicilerimiz dikkat etsinler diyelim. O zaman hemen Boğa burcuyla devam Burcuna edelim bakalım mesela. tabii ki devam edebiliriz. Boğa burçları için e, şimdi bu gerçekleşen dolunay, evet. e, Boğa burçlarıyla uyumlu bir dolunay aslında ve hatta e, kardeşler arasında e, kavgaları komşularla olan kavgaları, belki benim iletişim sorunlarım varsa, kendimi doğru ifade etmekte zorlanıyorsam ben, hı hı. E, onları şifalandırabilir, e, onları düzeltebilir. Ama bakın burada şunu unutmamak lazım. Bu dolunaya e, bir şiron, e, bizim yaralarımızı gösteren bir e, astroittir, e, zorlu bir etki yapıyor. Dolayısıyla orada önce bir sıkıntı yaratıp sonra... Bunun şifalanmasına doğru gidebiliriz. Şimdi böyle bir sıkıntıyı hissettiğimizde ilk yapacağımız hareket önce bir durup ya burada bir şey olmuştu ben bunu düzelteyim demek. Hı -hı. Yani direkt öfkeyle saldırıya geçmek yanlış bir e, hareket olur. Çünkü çözülebilir şu anda bu durumlar. Bununla birlikte şimdi e, boğa burçları için boğa burçları gerçekten sıkıntıdalar. Yani e, sizin söylediğiniz gibi aslanlar, e, kovalar, boğalar ve akrepler zorlu zamanlardan geçiyorlar. Bir sürü tutulma e, gördüler. Uranüs boğa burcunda sürekli hmm. değişiyorlar, değişmeye sevk ediliyorlar, beklenmedik olaylar oluyor, oradan alıyorlar, bu tarafa koyuyorlar, dolmuyor falan, zor e, hayatları. Ama ben bu dolunayın boğa burçlarına çok iyi geleceğini düşünüyorum. Harika. Ve artık iletişimde biriyle başaramıyorsanız onu da bırakırsınız. Zaten şimdi bu bir yengeç oğlak dolunayıydı ve 15 gün geçerlidir etkileri. Burada bir, bir kere bir aile mi bir kariyer mi bir eril bir dişil arasındaki etkiyi görüyoruz biz. Dolayısıyla hem ilişkilerde bir takım şifalanmalar olabilir ama bir taraftan da artık benim işime yaramayan, bana hizmet etmeyen insanlar hayatımdan ben ondan vazgeçebilirim. Yıllardır savaşmışımdır ama olmuyordur. Artık bırakma zamanı bunları da. Bu dolunay, dolunay dün içinde. gece itibariyle evet. başladı değil mi? Dün evet. gece 2 itibariyle başladı. Evet. Bir 15 gün devam edecek. Dolunay devam etmeyecek. Ay yoluna devam edecek ha. ama etkisi e, biz buna lunar rüzgar diyoruz. E, etkisi bir 15 gün devam bizi edecek. E, etkileyecek. Evet alacak. Peki. Dolayısıyla kardeşleriyle, e, işte komşularıyla, kuzenleriyle, e, yakın çevresiyle olan ilişkilerinde iletişiminde düzelmeler yaşayabilir yükselen boğalar ve boğa burçları. Boğa burçlarına iyi geleceğini düşünüyorum. İkizler burçları İkizlere için... İkizlere de geçmeden önce hemen Selin Hanım bir özetleyeyim Tabii. söylediklerinizi. Ocak ayında boğa burçları ve yükseleni boğa olan burçlarımız kardeş, kuzenleriniz ve komşularla olan ilişkileri düzeltme fırsatı gelebilir diyoruz network'ünüz genişleyebilir. Bir sosyal medya medya projeniz varsa, e, şayet bu ortaya çıkabilir. Ocak ayında araba almak isteyenler için de işlemleri tamamlama zamanı demişsiniz bu astrologlar evet. için. Evet. Güzel bir sürpriz. Evet. Peki o zaman ama yine de bu işlemleri 18 e, Ocak'tan önce yapmasınlar. Hı. Çünkü Merkür retro 18 ile 25 için. arasında olmasın. Sa değil e, mi? Şimdi hem öyle eee Araba işlemi varsa kişilerin, yani bir şey satın alacak, bir anlaşma yapacaksa... ...18'ini, şey 25'ini orada kenarda bırakabiliriz. O otoriteyle ilgili bir şey. Tamam. Bu hani araç almak, bir sözleşme, bir anlaşma yapmakla ilgili bir şeyleri varsa... ...Merkür retro olduğu için zaten hiç kimse için çok uygun değil. Bir tek kimler yapabilir biliyor musunuz burada e, anlaşmaları? Haritasında, doğum haritasında, kendi doğduğu haritada... Oğlak burcunda Merkür retro olan insanlar yapabilir. Başka hiçbir retro insan da yapamaz yani. Hmm. Hani Oğlak burcunda Merkür retronuz varsa zaten kendinize gelirsiniz biraz. Çünkü hayata zaten siz bu enerjiyle doğmuş <laughs> durumdasınız. Alışıksınız yani. Ama onun dışındaki herkes zorlanır. Bir sorun çıkar. Mesela elektronik alet alınmaz Merkür retrosunda. Ama Elektronik aletin hangisini alacağı araştırılabilir mesela. Alın. Satın alma işlemlerini 18'ine evet, kadar tamamlamanız lazım. Evet, 18'inden sonra lazım. Lazım. Peki, tamamdır. İkizler burcumuzda o zaman devam edelim mi? İkizler Tabii. ve yükseleni ikizler olan burçlarımız. İkizler ve yükselen ikizler için bir kere bu öz değerlerine bakabilecekleri bir gün. Yani biri geldi benim öz değerimi yerle bir etti. Ben kafamı kaldıramıyorum. E, artık bunları atabilirim içimden. Şimdi yükselen ikizler zaten çok fazla kafaya bir şeyleri takan bir burç değil. Ama içine işlediyse demek, <laughs> onlardan da kurtulacak diyebiliriz. E, bununla birlikte başka e, ikizler para ile ilgili bir takım sıkıntılarından da kurtulabilir. Hı hı. E, i̇kizlerde de e, uzun zamandır satamadıkları bir emlakları varsa ve satmak istiyorlarsa onunla ilgili fırsatlar yakalayabilirler bugün hep böyle paralı şeyler oldu inşallah hepimize bir para <laughs> getirir diye düşünüyorum İkizler burcunda bir de şunu da unutmamak lazım İkizler burcunda Mars retrosu onları çok perişan etti para bakımından da yani her bakımdan perişan etti sağlıklarını da biraz zorladı yükselen ikizlerin şimdi bu ay 14'ünden sonra ikizlerdeki Mars retrosu geçeceği için onlar artık kendilerini yavaş yavaş daha da iyi hissetmeye başlayacaklar. Iyi. Ee, ve biraz daha sosyalleşip biraz daha kendilerini gösterebilecekleri enerjilerinin biraz daha artacağı bir aya girmiş durumdalar diyebiliriz. Peki o zaman ikizler burcumuz için ve yükseleni ikizler olan burçlarımız için finansal kaynaklarda ilerleme getirebilir Ocak ayı dedik. İşte bir başarı kazanmanız mümkün belki sonucu bir prime veya ter terfiye çıkabilir demişsiniz. E, prim mi deriz prim, prim. burada? <laughs> Prime ya da terfiye çıkabilir. Satmak istediklerinizi iyi fiyatlarla satabilirsiniz. Bu dönem öz değer konularında çalışmalar yapmak için özellikle iyi bir dönem. 14'ünden sonra da evet. dediniz, değil mi? 14'üne kadar mı, 14'ünden sonra mı? E, bu 15 günlük dönem. 15 günlük dönem. Peki. E, şöyle, e, şimdi bu e, dolunay Bizim kendi içimizle bilinçaltımızla çünkü yengeç burcunda olduğu için ve yengeç burcu bilinçaltını sembolize ettiği için e, ve travmaları bilinçaltımızda travmalarımız var. Dolayısıyla Aha. işte bu aile dizimleri hani bir diziyle çok evet. gündeme gelen e, aile dizimleri, efendime söyleyeyim regresyon çalışmaları ya da işte bir psikoloğa gidip bir terapi alma bunun gibi bilinçaltı ile ilgili veya işte geçmiş yaşamlar karma vesaire ile ilgili çalışmalar yapmak için her burç için çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Peki. O zaman yengeç, yengeç burcu. burcumuzla devam evet, zaten edelim. Evet. Bakalım yengeç burcu yengeçler aynen öyle. Ee, yengeç burcu için e, bir kere yengeç burcunda kendini gösterme fırsatı e, elde bıçaklar. ettiklerini söyleyebiliriz yengeç burçlarının. Bununla birlikte yengeç burçları şimdi e, kendilerini göstermekten çok hoşlanan karakterler değil aslında yani böyle kendimi ortaya atayım dertleri yok onların ama aslında e, zaman olarak kendilerini biraz ortaya atıp biraz göstermeleri gereken bir zaman ki o zaman e, kariyerlerinde daha ileriye daha iyi bir yere gelebilecekler. E, ve kariyerden e, gelen yaraları da şifalanabilir bu ay. O zaman yengeçler zaman. sahne onların kendilerini evet, göstersinler Kendilerini göstersinler e, diyebileceğimiz e, bir aydalar. Aynı zamanda e, mesela yengeç burçları için de e, bu tip regresyonlar aile dizimleri için e, çok uygun zaman. Veya nefes terapisi. Hı hı. Yani aklıma gelen bunlar benim. Ya da işte... E, Namaz kılıyorsa kişi namaz kılmaya tekrar başlayabilir. Oruç Aslında huzuru oru... nerede buluyorsa mı değil mi? E, e, biraz, öyle, yani. biraz öyle biraz öyle spiritüel çalışmalar bir de biraz karma ile ilgili bilinçaltı ile ilgili çalışmalar için uygun zaman diye de düşünülebilir. Peki o zaman Yengeç Burcu için söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa. Size bıraktım. Hemen özetini söyleyelim. E, Yengeç Burcu sahne sizin bırakın o çekingen tavırları diyor sevgili astroloğumuz Selim Burat. Ee, tam olarak göz önündesiniz. Bu da tabii biraz dışarıdan eleştiri getirebilir. Lütfen bunlar canınızı sıkıp motivasyonunuzu asla bozmasın. Aileyle ilgilenmek gerekebilir bu süreçte. Bir de memnun olmadığınız ilişkilerden alıp başını gitmek için de fırsatlar verir demiş. Memnun evet. olup gitmek isteyen. Memnun bir... olmayanlar. Ha, bir memnun. ilişki içerisindeler ancak bu ilişkiden e, memnun, memnun değiller, değiller. Arkalarına bakmasınlar. Hiç bakmasınlar. Tam zamandır. Peki. Vakittir yani. Eskiler dönecek herhalde yengeçlere. Şimdi eskiler herkese döner bu dönemde. Öyle ee, mi? Ama Kabul haritanıza, mi? haritanıza bağlı olarak değişir. Yani. yani. next olmaz diye böyle çok kötü bir... Yani e, bilemedim. Olabilir. Peki. O zaman... Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar bakalım astrolog Selim, Burat neler Şimdi, söylüyor sizin için? E, aslanlar e, biraz yengeçlere sahneyi bıraksınlar bu ay. Ha, hep sahnede çünkü kendileri var çünkü. Önümüzdeki değil mi? ay onların sahnesi geliyor. Sumat. Öyle söyleyeyim, evet. Önümüzdeki ay onların sahnesi gelecek. O yüzden biraz kenarda kalıp güç toplamaları lazım. Peki. Ya yani mesela Aslanların da yapabilecekleri en iyi çalışmalar spiritüel çalışmalar. Çünkü bir yalnız kalsınlar. Atıyorum bir sapancaya gidip böyle var ya orada bungalov evlerde bungalov evlerde yani. şöyle Kafa bir kendilerine gelsinler. Bir kafalarını dinlesinler. E, efendime söyleyeyim. bir belki eğer e, sağlıkla ilgili taramaları vesaire varsa onlara eğilebilirler. bununla birlikte eee eğer şimdi aslanlar zorlandık ki biz, belki de bir huzur evi, bir bakım evi, bir çocuk yetiştirme yurdu falan gibi bir yerlere gidip orada bir yardımlar yapsalar çok. Selin Hanım bir şey söyleyeceğim. Öyle bir üstüne <laughs> geldiniz ki geçen gün bir arkadaşımla muhabbet ediyorum. Dedim ki ya o kadar çok istiyorum ki dedim bir huzur evine gitmek. İşte oradakilerle birazcık sohbet etmek, muhabbet etmek, onlara yardımda bulunmak ya da işte bir çocuk esirgeme kurumuna bakın. Bununla alakalı şimdi siz böyle bir yorum yaptınız ama kesin gideceğim o zaman. <laughs> ben de çok istiyorum. E, bu arada şeyi de unutmamak lazım. Şimdi biz astrolog olduğum için ben hani Instagram'da falan da yazıyorum. Evet. Sorular geliyor orada. E, bu bir yengeç e, dolunayıydı. Ve e, Sirius diye bir e, sabit yıldızla kavuşuyordu. Evet. Sirius'la aslında ay her ay kavuşuyor. Bir kere bunu söylemek lazım. Çünkü yazıyorlar ki işte dilek zamanı e, vesaire zamanı diye. E, vaktimiz mi doluyor? Var var. Yo, yo, hayır Hı. hayır devam edin lütfen. Vaktimiz e, var. Şey e, dilek zamanı vesaire diye yazılıyor ama tabii ki dua etmek için iyi zamanlardır. Ama e, her seferinde değil. Evet. Hmm. Bir de Sirius'la ay bir araya geldiklerinde Sirius'un etkisini harekete geçiriyor diyelim. Sirius aslında köpek takım yıldızın yani köpeklerle ilgili bir yıldız. Dolayısıyla mesela dua ediyorsunuz ya bir şey istiyorsunuz, siz de evrene bir şey verin mesela köpeklere yardım yapın. Eee hmm. işte mama yardımı yapın, sokakta beslemeye yapın. İşte bir sürü dernek var. Onlara yardım yapın. Hayvanlara bakıyorlar falan. Ee, çünkü e, sadece istemek olmuyor. Biraz da vermek Biraz lazım. Biraz da vermek lazım. Yani e, dolayısıyla mesela Sirius günlerinde siz de dua edecekseniz birine yardım yapın. Hmm. Hayvan ama köpek hayvanına yani daha ziyade. Ama bunu bütün burçların yapması Tabii tabi bu değil mi? Hani ben dua edeceğim, ben ritüel yapacağım diyenler var ya onları kastediyorum anladım, burada. Anladım. Peki. O zaman aslan burçları ile alakalı hemen sizde. Hemen geçelim özetimizi. Tamam. Aslan burçları Ocak ayında arkanızdan dönen tüm dolaplar dönüp dolaşıp önünüze düşüyor. Evet. Allah Allah diyelim o zaman. <laughs> Bakalım neler göreceğiz. Kafa dinleme zamanı diyelim. Zaten yıldızınız Yahoo. Ee, yahu bir de bu aile dizilimi. Regrasyon ve e, terapiler en çok size yarar bu ara demişsiniz. Evet. Sağlık kontrolü için de ideal zaman olduğunu söylediniz. Ama en önemli şey bence Aslan Burçları için söylediğiniz bu dönemde Ocak ayında Şubat'a kadar kendinizi aslında Nadas'a bırakın dediniz değil mi? Dinlenme evet. zamanı. Yani... Evet aynen öyle dedim. Tamam peki. <laughs> ben de artık bir astrolog kadar <laughs> aynen öyle dedim. bilinçlendim sizlerin sayesinde. Dolayısıyla sevgili Aslan Burçları Şubat ayına kadar lütfen herhangi bir şey yapmayın. Dinlenin, keyif yapın ee, ama kimseye bulaşmayın, etmeyin. Şubat ayında çünkü sahne bizlerin. Ben de bir Aslan için. Bir de Burcu evet arkalarından için... dönen dolaplar da çok önlerine çıkar bu ara. Öyle mi? Evet. Peki yaşayacağız bir göreceğiz bakalım. Evet. Hele ki zaman, hele ki eğer 12. evlerinde bir iki tane böyle gezegen falan varsa onlarla ilgili kişiler. Hmm. çıkar. Yani yengeç burcunda e, bir şeyleri varsa hele böyle 16 derecelerde falan. E, iyi o zaman, kesin evet kesin garantisi var yani. Önlerine çıkacak kesin. Peki. Arkadan dönen dolaplara bakalım evet. kimler neler söylüyormuş bizler için ayağımıza gelecek diyelim o zaman. Evet ben çok bekliyorum. Peki <laughs> o zaman Başak Burçları ile devam edelim mi? Edelim Başak Burçları'nın da Başak Burçları gelecek planları ile ilgili ilerlemeler kaydedebilirler. Mesela benim bir projem var hiç ortaya koyamıyorum işte çok üzülüyorum bu yüzden falan gibi bir halleri var ise o projeler desteklenebilir. Hı hı. E, Efendim, mesela bir iş yaptım, parasını alamıyordum, o para gelebilir. Ya da bir takım işleri tamamlayıp parasını alabilirler. İşte e, bir takım e, sosyal dernekler içerisinde gözükebilirler, e, sosyal derneklere e, üye olabilirler ya da sosyalleşebilirler. Arkadaş çevrelerinde böyle bir star haline gelebilirler. E, Bununla birlikte şimdi başaklar hazır olsunlar çünkü zaten 2023 yılı onlara ciddi ilişkiler getirecek. Yani ilişkilerle ilgili ciddi durumlar getirecek. Mesela eğer bir Bu ilişkisi olan... Bu flörtöz ilişkiden mi bahsediyoruz yoksa normal arkadaşlık şimdi flörtlük, ilişkileri mi? Flörtlük diyorum flört ilişkileri evlilik yoluna girebilir genel olarak 2023 senesinde. Mesela hı hı. evlilerse çocukları olabilir. Nişanlarsa evliliğe adım atabilirler falan hep bir üst seviyeye belki daha derinleşecek ilişkileri hı hı. falan gibi şeyler yaşayacaklar 2023 senesi itibariyle. Hı hı. Dolayısıyla e, şimdi sosyalleşiyorlar devamında da artık o sosyalleşmeden kazanımlarıyla bekarları da <laughs> iş içerisinde evlendirebiliriz içine evet. girecekler. Peki o zaman sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olan burçlarımız gelecek korkularınız tavan yapmıştı ya biraz rahatlıyorsunuz. Kariyerde iyi gelişmeler getirebilir Ocak ayı sizlere dostlarla bir araya gelip desteklenebilirsiniz sosyalleşme zamanı ilişkiler içinde iyi bir Süreçteler diyebiliriz. Star olma zamanı. Bir de Başak Burçları da kariyerlerinden biraz e, zorlanmışlardı. Hı hı. E, dolayısıyla e, mesela bu Mars'ın ileriye gitmesiyle beraber o kariyerlerindeki zorlama da azalacak. Ortadan Onları, kalkacak evet, mı? Evet. Peki bu da güzel bir e, müjde gelişme olsun aslında evet başaklar için. Çünkü başaklar mesela taşınmak zorunda kaldılar, terfi etmek istediler, gecikti, işte e, düşündükleri ama alamamış olabilirler gelir üzülmesinler falan böyle bir zaman e, hmm. işlerinde zorlu bir süreçten geçtiler. Aslında Başaklar geçtiler. için tamamlanma süreci diyebiliriz değil yükselen mi? Bu süreçte başaklar değil? Dediğim, yükselen için, Başaklar için. Evet. Başaklar için tamamlanma sürecindeler. O zaman sevgili Teraziler, şimdi sevgili Selim, Burak sizler için eee burcu, burcu yorumluyor. Terazi burçlarına bakalım. Ocak ayında neler varmış? Buyurun. Şimdi e, Terazi burçlarının kariyer evlerinde gerçekleşiyor Hı -hı. bu dolunay. Dolayısıyla kariyerde kendilerini gösterebilecekleri e, bir e, zamanda olduklarını söyleyebiliriz. Ee, ve kendilerini kariyerde gösterirken e, aile ile kariyer arasında kalabilirler. Evet. Buna biraz dikkat etmeleri lazım. Hı hı. Hatta e, evli olanlar işte eşleri gelip benimle iş ilgilenmiyorsun ya ailene gidiyorsun ya kariyerine gidiyorsun şeklinde böyle bir... E, bir üçgen içerisinde kalmış hissedebilirler ama bunu çözecekler Lüper. bu düzene girecek hı hı. Özellikle de Mars'ın ileri gitmesinden sonra daha düzene gireceklerini söyleyebiliriz Bununla birlikte kariyerlerinde ilerlemeler olabilir daha göz önünde olabilirler patronlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olabilirler belki evlerinde bir değişiklik yapabilirler taşınabilirler dekorasyon için şanslı olabilirler diyebiliriz. O zaman ayda. bir düzenleme dönemine aslında giriyor diyebiliriz değil mi Başaklar evet, için? Evet. Peki o zaman e, özür diliyorum teraziler için evet. konuştunuz bunu. Teraziler işle kariyer arasında mekik dokuyabilirsiniz. Bir evlilik kararı getirebilir bu süreç size. Belki de bir taşınma kararı da olabilir bu. İşte bir terfi, bir başarı veya Patron desteği de gelebilir işinizde Ocak ayında. 10 dakikamız kalmış. Hemen akrep burcuyla devam edelim mi? Edelim. Ee, akrep burçları için akrep burçlarının Dokuzuncu evlerinde gerçekleşti bu da demek ki onları seyahat ettireceğiz biz Evet. ya da eğitimle ilgili yüksek öğrenimle ilgili bir takım atılımlar yapabilirler uzun zamandır süren ve çözülmemiş olan davaları çözülebilir yeni bir hayat felsefesine kendilerini açabilirler bir eğitim süreci vermek de almak da olabilir hı hı. onlar için ilerleyebilir diyebiliriz akrepler için tabi e, Satürn'ün de e, akrep burcun şey kova burcundan çıkışı onları rahatlatacak Bu arada bunu da söylemek lazım Satürn'ün Satürn'ün e, kova burcundaydı daydı, değil mi? Evet. E, oradan çıkışı bence bütün burçları herhalde rahatlatacak gibime geliyor. Yani ben bunu çok söylüyor olabilirim çünkü beni bitirdi <laughs> bu şeyde. Sizin burcunuz ne bu arada? Benim yükselenim aslan kendi boğa burcu. Bo eyvah eyvah. <gülüyor> <Yanmışsınız> <gülüyor> Yandım yani. Peki o zaman e, akrep burçları için dediniz ki yurt dışı seyahatler zamanı ya da farklı kültürden insanlarla birlikte olma zamanı Ocak ayı. Belki farklı. Kültürden insanlarla iş de yapabilirler bu arada. Ortaklık gibi. Evet, ortaklık, ortaklık gibi. Ortaklık gibi. Peki, belki eğitim konusunda da bir fırsat olabilir sizler için. Belki biraz daha pozitif olmayı başarabilirsiniz sevgili Akrepler. Hemen Yay burcumuzla devam edelim. Yay burcu, e, Yay burcu biraz daha spiritüel bir zamanda. Zaten tam karşısında Bu arada e, Yaylar, yükselen Yaylar e, bir ameliyat e, geçirmiş olabilirler bu dönemde. Hı hı. Ee, bununla birlikte mesela en çok regresyon, aile dizimi evet. e, psikoterapiler onlar için uygun olacaktır. Ee, her ne travmaları varsa onları çözmek için efsane bir zaman onlar için. Ee, bir de işte bu ayın 14'ünden sonra çok rahatlayacaklarını söylemek lazım. 14'ünden sonra yay burçları Evet rahatlıyor. O zaman hemen özet geçiyorum. Yaylar ve yükselen burcu yay olan değerli izleyicilerimiz kendinizi ruhsal olarak yeniden yapılandırma zamanı terapinin en iyi sonuç vereceği kişiler bu ay sizlersiniz denilebilir. Aile dizimi, regresyon, psikoterapi, nefes terapisi e, hangisini bulursanız artık yani huzuru bulmak açısından hangisine evet. rahat ediyorsanız bunları yapabilirsiniz. Ne zamandır istediğiniz borçların kapanması için de güzel bir fırsat dönemi. Ee, o kült çalışmalarınızdan da sonuçlar alabilirsiniz demişsiniz sevgili yaylar evet. için. Yükselen oğlaklar için e, oğlak burcu zaten e, yengeç burcunun karşısında dolayısıyla e, birinci elden evet. etkileniyor bu e, dolunaydan. E, bence onlara e, yeni bir ilişki getirebilir. Hı hı. İlişkilerinde göz önünde olabilirler. İlişki dengelerini bulabilirler. İki ilişkilerde yani eğer yürümüyorsa çekip gitme e, en çok oğlaklarda olabilir yani ve bu çekip gitme yeni bir ilişkiye de yol açabilir ya da hani e, tam olarak ne sıkıntısı olduğunu çok doğru ifade edip yeni bir ilişki Hani eski ilişki sanki başka bir ilişkiymiş gibi ilerleyebilir hı hı, artık hı. temizlenebilir yani öyle düşünebiliriz temizlenme süreci diyebiliriz. Evet. O zaman oğlaklar için alma verme dengesi üzerine çalışmaya sizi mecbur edecek geçmişten gelen konular su yüzüne çıkabilir. Neredeyse tüm ilişkilerde ama en çok da ikili ilişkilerde bu duruma maruz kalabilirsiniz. Burada fazla veren konumunda da olabilirsiniz. Kendinizi bir rahat bırakın ve hayır demeyi öğrenin bu süreçte demişsiniz. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki ben Selamlar ben 25.11.1985 ne bir uyum ee, yay mı burcuyum diye sormuş sanıyorum yay burcu muyum diye herhalde soruyor 25.11.25 25, e, 25 Kasım yay burcu evet evet kişi yay burcu. yay burcu peki izleyicimizin de cevabını vermiş olduk kova burcumuzla devam edelim mi kova ee, edelim kova burcu neler var Ocak e, ayında e, Sağlık konuları onlar için önemli olabilir. Bütün ailelerinin sağlığı, kendi sağlıkları için biraz dikkatli olmaları gerekebilir. Bununla birlikte yeni bir düzen kurmak, belki yeni bir işe başlamak, belki diyete başlamak, sağlıklı yaşamaya dikkat etmelerini öneririm bu ay boyunca. Yani işte abur cubur yememek, spora başlamak gibi konuları göz önünde bulundurmaları lazım. Kovaları. kova burçları için. Evet. Kovalar ve yükselen burcu. Biraz daha dişlerini sıkacak. Biraz daha dişlerini sıksınlar. Peki. Kova ve yükselen burcu kova olan burçlarımız tekrar klasik 9-5 ofisten çalışma düzenine geçebilirsiniz. Aile sağlığı için ailece kontrollere gitmek iyi olabilir. Diyete başlamanın da tam zamanı. Peki bu güzellik işte bakımlar filan estetik operasyonları için doğru bir tarih mi Ocak ayı? Ee, Ocak ayı şimdi eğer siz sürekli atıyorum botoks yaptırıyorsanız o okey ama gideceğim burnumu yaptıracağım diyorsanız hayır değil. O zaman şöyle diyebiliriz medikal estetikler için aslında. Doğru Eğer bir süreç siz ama, sürekli yaptırıyorsanız evet. Ha yeni, yaptıranlar yeni için... yeni sıfırdan başlayacaksanız 20'sinden Sıfırdan sonra. yaptıranlar 20'sinden sonra evet, O 20'sinden zaman 20 sonra. Ocak'tan sonra evet. medikal işlemleri yaptırabilirsiniz. Son olarak balık burcumuzda Ocak ayında evet. neler var? Biraz ee, da onu konuşalım. Balık mı? burcuna bence aşk var. Oo! Onlar da biraz gerilmişlerdi. Artık kendilerini biraz daha rahat bırakabilirler. Flört edebilirler. İşte mutlulukları Mutluluklarını her ne e, kesiyorsa onları kesip hayatlarından çıkartabilirler. Hı hı hı. Yani onlar artık şey yapsınlar böyle e, Mart ayına kadar hayatlarını yaşasınlar. <laughs> Dolu dizgin aşklarını yaşasınlar başka Tabii canım. bir şeye karışmasınlar. Tabii canım. Evet, evet. Peki başka bir şey var mı balık için? Evet. Valla şu an aklıma gelen bir şey yok. En, ama en önemli, önemli şey, balıklar sık... şey, aşkı bulmuşlar zaman... daha ne istiyorlardı yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bekar olan sevgili balık burçları diyelim. Bu dolunay kalbinizi kıpırdatabilir, sizi aşka düşürebilir. Yahu ben evliyim diyorsanız da çocuklara dikkatinizi vermeniz gerekebilir. Yeni bir hobi de getirebilir. Kısmetli bir zamanı gösteriyor diyebiliriz sevgili balık, balık burçları için. Peki bir izleyicimiz demiş ki Selin Hanıma nasıl ulaşabiliriz? Sizi takip etmek istiyormuş Instagram'dan. Hemen bir Instagram sayfamızı verebilir miyiz? Astrogezanti olarak beni takip edebilirler. Astrogezanti sizin şeyinizde de beni etiketlemişlerdi zaten. Zaten aynen öyle. Cem TV'nin sayfasında. Bana da diyenden yazabilir. Oradan da Selin Hanıma ulaşabilirsiniz. Bana da ulaşmak isterseniz zaten dilek. Alttire, Cinar, 3 Ayla yani Çınar normalde. Cinar bana da o şekilde ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Peki Selin Hanım başka Ocak ayı için söylemek istediğiniz herhangi bir bilgi var mı? Önemli olan, dikkat etmemiz gereken? Yani 18'i ve 25'i bence önemli tarihler. Bir de az önce dediniz ya estetikle ilgili bir sorunuz olmuştu. Şimdi zaten 20'sine kadar çok tavsiye etmiyoruz sıfırdan başlayacak insanlar için. Hı hı. Ama 27'sinden sonra Venüs balık burcuna geçecek ki Venüs balık burcunda çok mutludur. Yani en e, yüceldiği yer, e, kendini iyi hissettiği yer. Dolayısıyla o kadar beklemişsiniz ben sizin yerinizde olsam hani bir 7 gün 8 gün daha beklerim. Hiç güzel güzel e, bir Peki, estetik Peki hangi sürece girerim. kadar bu estetik işlemlerini yaptırmaları gerekir? E, 3 hafta aynı burçta kalıyor. Dolayısıyla 27'sinden 3 hafta... E, yaptırabilirler İş hafta boyunca e, medikal estetik ve estetik konularında güzel gelişmelerin olduğu bir tarih bu tarihlerde evet. işlemlerinizi yaptırabilirsiniz diyelim Peki süremizin sonuna geldik nasıl geçti <laughs> Vallahi nasıl geçti fark etmedim, fark etmediniz, değil mi? Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayen teşekkür sağlık. ederim. Buradan Cem TV izleyicilerine söylemek istediğiniz astroloji anlamında ya da vermek istediğiniz herhangi bir mesaj var Vallahi mı? İnşallah çok güzel bir sene geçiririz. İnşallah kötü söylediğimiz hiçbir şey çıkmaz. İyi söylediklerimizin de hepsi herkesin yaşayacağı şeyler olur. Peki teşekkür ediyoruz tekrar size Rica geldiğiniz ederim. için. Şimdi değerli izleyicilerimiz bugün programımızın sonuna geldik. iki şahane konuğumla birlikte sizlere umuyorum keyifli vakit geçirebilmişizdir. Deniz Erkin Purut'la ilk saatimizde yazar, bilişim uzmanı ve Sesimol Derneği kurucu başkanıyla... ...erkek kadın ilişkilerini konuştuk, aile içi ilişkileri konuştuk, güçlü kadın profilini konuştuk. Aynı zamanda kadının değişimi nereden başlar bunu konuştuk. Ben hemen bu kitabı da size Deniz Bey yayında... Bana vermedi daha sonradan ilettiği için hemen bunu da göstermek istiyorum. Ben zaten aşıktım sen üstüne geldin diye bir kitabı var bunu da okumanızı özellikle tavsiye ediyorum. En çok satanlar grubunda bu kitap. İkinci bölümümüzde de astroloğumuz sevgili Selim Burat'la beraber 2023 yılını önce bir genel değerlendirme yaptık. Daha sonra 2023 Ocak ayında burçlarımızı neler bekliyor e, kariyer anlamında, aşk anlamında, özel hayat anlamında e, ve bolluk, bereket, zenginlik anlamında hangi burçlar olumlu etkileri alacak bunların tamamını konuştuk. Yayınımızı kaçıran izleyicilerimiz için, yeni açan izleyicilerimiz için zaten Cem TV sayfasında e, yayınımızın tekrarı olacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte saat 2'de farklı e, konu ve konuklarımla sizlerin karşısında oluncaya dek kendinize çok çok iyi bakın. Gülmeyi unutmayın. Hoşçakalın.